Selamun aleyküm. Dur şu. Selamun aleyküm. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Ne diyorsunuz? Nasılsınız? Elvin Necibov. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Hoş geldiniz. Köve selam olsun. Ne diyorsunuz? Nasılsınız? Ne var ne yok? Dün canlı yayına giremedik arkadaşlar. Zaman müsait olmadı. Bir dakika şunu şarja takayım. Şarjımız biraz az. Garantiye alalım. Nur Çik, teşekkür ederim, sağ olasın. Görüşmeyeli nasılsınız? İyi misiniz? Turan Bozkurt selamlar. Gündem nasıl gidiyor? Hayat nasıl gidiyor? Canlı yayına Türkiye, Antalya'dan bağlandı arkadaşlar. Antalya'dan bütün coğrafyalarda yaşayan şenligimize selamlar. Nurçik, Rusya. Yok yok, Rusya değil, Türkiye'den. Antalya'dan yayında yok. Ahıskam selamlar. Aleyküm selam. Yakışmış demiş. Teşekkür ederim. Sağ olasın. İsmail Ağızkalı. Teşekkür ederim. Yüzümüze vurmuş da. Kuzukova, Suriye. Aleyküm selam demiş. Bahadır Kurtoğlu, selamlar. Amerika'ya da buradan Amerika'da yaşayan şenligimize selamlar olsun. Kurtoğlu. Nargile hanımlara söyleyin gelsinler. Nurçik, terekeme misin? Yok de gülüm. Aksakalı Türk'üm. Bizim şenligim. Elvin Necibov, teşekkür ederim. Sağ olasın. Kimler nereden yazıyor arkadaşlar? İsmail Ağızkali. Müziği kapat sonra telif geliyor. Müziği kapat. Müziği kapat. Müziği kapat. Nereye kapadım görmüyor musun? Millet program yapıyor. Geçen seni yayına aldım. Müzik şeyde paylaştım. YouTube'da paylaştım. Telif geldi. Müzikten. Anlamadın mı müzikten? Ben çıktım sonra. Telif geldi. YouTube'a paylaştım ya. YouTube'da telif geldi müzikte. Onlar müziği hazırlayırlar da İsmail. Onlara söyle. O müzik teliflidir ona göre. Bilgileri olsun. Kimi? Geçen stüdyoda müzik hazırlayırdınız ya. Ben de seni canlı yayına aldım ya. Bir müzik çalıyordular ya. O müzik teliflidir. O ses orada görüldü diye YouTube'da Ne bana alaka telif lan geldi. telif diyor? Sen kapat dışarıda telifli YouTube'dan mı müzikler geldi? geliyor O başka müzik diyor ya. şu an bak telifli müzik çalıyor. Sen kapat İsmail. Nasıl anladın ki o telifli Sen sonra? kapatsana, kapat. Müzik telifli geliyor. Sonra Hadi. Arkadaşlar bu videoları genelde YouTube'da paylaşıyoruz ya, o müziklerden telif geldiği için izinsiz paylaşım olduğu için o müzikleri YouTube telif hakkı gönderiyor. Sonra da videoları yayınlayamıyoruz ona göre.
Begali Muradov, bizim millet. Aynen, Türk milleti. Yusuf Mamedov, Akkuyu'dan selam aleyküm. Nasılsın? İyisin inşallah. Aleyküm selam, teşekkür ediyorum. Akkuyu Santralı'nı buradan selamlar. Oradaki bütün işleyenlere, özellikle bizim Şenlig'e, herkese selam olsun. Mersin'deydi yanlış hatırlamıyorsam. Müziği kapatamadı çünkü Nargile Hanım hoş geldin, isim değişmiş. Arkadaşlar, Nargile Aslan sayfasına sayfasını takip edin. Nargile Aslan şu an Amerika'da yaşıyor. 1000 kişiyi tamamlaması lazım sayfadaki canlı yayınlarımıza katılabilsin. Amerika'da öyle bir kural var herhalde. Nargile Aslan sayfası buradan görünüyor, onu takip edin. 1000 kişiye ulaşsın. Sonsuzluk selam demiş. Aleyküm selam, hoş geldiniz yayına. Murat İstanbul, Tatup düşmanlığına devam mı? Bir insanın yanlışını söylemek düşmanlık değil Murat. Eleştiri insanın aynasıdır. Hiçbir zaman senin yanındaki insan senin eksiğini söylemez. Hep incinmeyasın, kırılmayasın veya sen kötü olmayasın diye hep iyi şeylerini söylerler. Bak mesela datupçiler içinde hiç datupun kötü işlerini söyleyen gördün mü? Yok. Hep işte abartırlar, şoşartırlar, şunu yaparlar, bunu yaparlar ki nedir? Datup başkanının hoşuna gitmesi için. Ha biz ne ediyoruz? Biz eksiklerini söylüyoruz. Ha buna göre bize düşman oluyorlar. Biz kimseye düşman değiliz. Allah'a şükür. Bizim Datup içindeki insanların şahsiyetiyle, kişiliğiyle hiçbir sorunumuz yoktur. Onlar bizimle sorunlu olabilir ama biz öyle değiliz. Biz onların görevleriyle ilgili paylaşımlar yaparız. Mesela eleştiririz yanlışlarını. Doğrularını takdir ettiğimiz de vardır. Ne yazık ki doğruları az olduğu için, genelde hep yanlış yaptıkları için siz bizi böyle Datup düşmanı gibi görüyor olabilirsiniz. Ama öyle değil Allah'a şükür. Ayrıyeten de Datup, Dünya Aska Türkleri Birliği demek, benim kurumumdur yani. Başındakiler TRKM olabilir, Kürt olabilir veya başka toplumlardan olabilirler, milletlerden olabilirler ama onların da bir gün gidecek vakti gelecek. Elbette Akskalı Türkler kendi derneklerine, STK'larına sahip çıkacak. Kimse kimseye düşman değil. O taraftan bize düşmanlık varsa, ki var, onu da bir gün çözülür inşallah. Ömer Mecidov, Azerbaycan'dan selamlar. Aleyküm selam. Azerbaycan'a bizden de selam olsun. Begali Muradov, inşallah başa siz geçersiz. İnşallah bir gün gelir Allah'ın izniyle millete, Şenlig'e hizmet, eğer STK'lar üzerinden gerekirse onu da yaparız. Siyaset gerekirse siyaset de yaparız. Allah nasip ederse, ki şu anki durumda bile elimizden geldiğince Şenlig'imize hizmet etmeye çalışıyoruz. Begali Bey, İsmail selam kardeş, aleyküm selam, teşekkür ediyoruz. Yayınımıza hoş geldiniz. Vurcan abi, terekemeleri estağfurullah yok. Şimdi arkadaşlar, biz bir şahısla ilgili konuştuğumuzda o şahsın hangi topluma ait olduğunu söylememiz o topluma karşı olduğumuz anlamına gelmiyor. Mesela biri benden bahsederken Akıskalı Ramil diyebilir. Mesela ben bir yanlış yaptım diyor. Biri diyebilir ki Akıskalı Ramil yanlış yaptı. Ama bu bütün Akıskalılar yanlıştır, bütün Akıskalılar kötüdür anlamına gelmez. Biz de mesela Ziyaddin Kasanov'la ilgili söylediğimizde işte terekemedir dediğimizde, mesela terekeme Ziyaddin Kasanov dediğimizde bütün terekemeleri kastetmiyoruz elbette ki. Biz onun terekeme olduğunu vurguluyoruz sadece. O da ki yani Akska ayrı bir toplumdur, terekeme ayrı bir toplumdur. O toplumuyla bilinsin, toplum adıyla bilinsin diye ediyoruz. Yanlış anlaşılmasın, bizim terekemelere karşı bir düşmanlığımız yok. Bizim %90 Akskalı Türklerdir, Akskalı'nın nüfusu. %10 TRKM, Kürt, Hemşin oluşturmuştur. Bizim o %10'luk
saygımız vardır. Nüfusa, sayıya saygımız vardır. Ama aynı saygıyı da onlardan bekleriz. İç işlerimize karışmamalarını, bizi yönetmeye çalışmamalarını bekleriz. Nasıl ki biz onlara karışmıyoruz, hiçbir Akskalı Türk gidip Kürt derneklerine girmiyor, hiçbir Akskalı Türk gidip Terekeme derneklerine girmiyor, hemşinlerin derneklerine girmiyor. Ele de gelip onlar bize girmesinler, karışmasınlar. Yoldan geçerken selamun aleyküm, aleyküm selam edak, gene tatlı tatlı devam edak. Bakın DATUB kurulduğundan bir yani bir bölünme, parçalanma var bizim şenlik içinde. Haliyle buna izin vermememiz gerekir. Kuzeyinoğlu Erzurum'dan selam kardeşim, cansınız, teşekkür ediyoruz, aleyküm selam, Erzurum'a da selamlar. Turan Bozkurt kardeşim, Almata ne oldu Ziyaddin diyer şaka anlayamadım Turan, Türkçe yaz, bizim dilde yaz, en azından anlayabilim. Arada Rusça katmışın. Nargile Aslan, baksana alabilir misin beni? Gönderdin mi? Heh, göndermişsin. Ah, anda oldu. Anda oldu. Selam aleyküm. Takip edin. Aleyküm selam, hoş geldin. Hoş bulduk. Tüm milletimizi buradan selamlıyorum. İnşallah hepiniz iyisiniz. Bizler iyiyiz. İnşallah şenlikimiz de iyidir. Arkadaşlar Nargile Aslan kendi imkanlarıyla şenlikimize yardımcı olmaya çalışan, sosyal medyada gerektiği zaman gerektiği çalışmaları yapan değerli şenlikimizin değerli insanlarındandır. Türk kadını olarak her zaman Akskalı Türk kadınları temsil etmeye çalışıyor, çalışmalar yapıyor. Hoş gelmiş canlı yayınımıza. Nargile Aslan nasılsınız? İyisiniz inşallah. İyiyim, Allah razı olsun. Bütün milletimize de aynı temennide bulunmak isterim. Son o zamandaki olaylara göre milletimiz pek yıpranmış, onu gördüm. Hep birlikte Türkler olarak, üstüne basa basa diyelim, hep birlikte Türkler olarak birbirimizin yaralarımızı sarmaya çalışacağız. Bu sözleri, bu hakaretleri edenler bizde gülük, ayrımcılık yapanlar bizde gülük, milliyetçilik yapanlar bizde gülük. Her şey ortada. İnşallah duymak isteyen, görmek isteyen onları hepsini görür, duyar ve kendine göre de çıkarlar yapar. Eğer ki biz onların söylediği gibi ayrımcılık yapsaydık, eğer ki biz milleti milletten ayırsaydık, onlar başımızda oturmazdı bugüne kadar. Onu da iyi bilsinler. Çok ama doğru. Her şeyinin de ilahi adalet, her şeyde olduğu gibi şükür Allah'a kendi diliyle kendileri doladılar da ortaya çıkarttılar, bunu diyebilirim. Çoğu zaman ben şimdi bizim lehçede konuştuğum için çoğu Türkçe yani şeyde İstanbulca konuşunca şey değiller. Bizim dilce konuşun, hani bizden olduğunu anlatsın diye galiba ele etmemiz lazımdır ki, çünkü gerçekten bu ayrımcılığa son gelsin diye. O yüzden inşallah yanlış anlamasın kimse birbirini. Her şey açıktır, şeffaftır. Artık bundan sonra seleme selam, kötü söze de kötü söz etmez o, ama karşılığını alacaklarını da bildirme işlerim buradan. İnşallah. Nargile Hanım, bir Akskalı Türk kadını olarak bu son zamanlar özellikle bir kadının çıkıp da Akskalılara küfretmesi, ondan sonra onun üzerine DATUB Kadın Kolları Başkanı'nın çıkıp onu aklamaya çalışması, ki canlı yayın yaptılar, o kadını kınamaları gerekirken bir de aklamaya çalıştılar. Oradan bile kendilerine puan kazanmaya çalıştılar. Bu konuyla ilgili bir Akskalı Türk kadını olarak ne düşünüyorsunuz? Herhalde Nargile Hanım gelene çan bir yorumları okuyayım. Nargile Hanım, sorunu anladınız mı? Anladım anladım. Ben paylaşıyordum da kusura bakmayın, biraz ayrılmış gibi göründü. Ramil şöyle diyeyim, ben zaten geçen de canlı yayına katılmıştım. Bunun cevabını, karşılığını vermeye çalıştım. Bir
bizim Türk milletinin kızı, evladı, anası olarak şunu demek isterim. Artık çıkıp da hani bunların yapıp yapıp sonra da eline yüzüne bulaştırmaları vardır ha. Kadını erkeği, o da bunun içinde bulunan herkese diye bu söz aittir. Artık kimse yemiyor. Anlatabildim mi? Yani sen küfür edeceksin, küfür edilen masada oturacaksın, protokol masasında oturacaksın, ondan sonra çıkacaksın, diyeceksin ki ay kusura bakmayın ben onu tanımıyordum. Bugün işte Refika Hanım'ın konuştuklarını duyduğuma göre söyleyeyim, ona cevaben söyleyeyim. Orada diyor ki biz diyor oraya misafir olarak katıldık diyor. Ama Ravşan Mamedov mi neydi değil mi? Ramil onun Tereke o be. Borçalı ha, Tereke'nin sözcüsü ha, borçalı Latuk'un olan olarak diyor ki sorumlusudur. Borçalı yani Gürcistan Borçalı Tereke'mesidir. Aslında Kazakistan'da yaşıyor. ha, Ama bizim o diyor şehrimiz ki onun için. açıklamasında o diyor ki Datup tarafından düzenlenen Datup'un tertip ettiği toplantıya şeye katıl yemek verdik diyor, toplandık diyor. Rafika Hanım diyor ki biz oraya diyor misafir olarak katıldık. Ben anlamadım. Biriz bir bari aynı sözü şey edip de konuşup da ortaya çıkın. Şimdi oradaki bulunan kadınların birdenbire hani o küfürbaz kadını tanımıyorum demeleri çok komik geliyor. Artık kimse onu yemez. Şunu da söyleyeyim. Baştan ayağa datukçi olarak bunlar çıkıp nesil özrün kabahatinden büyük diyorlar ya. Öyle bir şey kimse artık yemez. Bir daha söyleyeyim. Orada herkes kimin ne olduğunu bilirdi. Mahsus çağrılmıştırlar. Davetiyle çağrılmıştırlar. Ve kimsenin hakkı yoktur. Onu diyeyim en baştan. Kimsenin hakkı yoktur. Çıkıp da bize kalırsa yani bize deme oturduğunuz yerde kimi istesez, kimi çağıracaksınız, davet edeceksiniz, başınız üstüne çıkaracaksınız çıkarın. Biz size karışmıyoruz. Ama siz oturup da küfür basmaya bu millete karşı de bu millete karşı hele de ondan sonra yok bunlara küfür etmişlermiş de o kadın ne yapsaymış ona küfür etmişler de o da onun karşılığını vermiş. Kimse orada küfür etmemiş Ramil. Orada sadece söyledikleri millete söyledikleri iki üç tane şey vardı. Hani onu çileden çıkaracak da demeyeyim de yani o derecede değildi. Biri yazdı ki çünkü ben bilirsin de o videoları ortaya çıkaran yazan ben idim. Orada yazmıştı ki biri. Hiç olmasa bir hani bir fakiri çağıramadınız mı? Hep mi zenginler toplandı orada? Niye sıradan bir ahıskalı yoktur dedi. Basıyor küfürü o söze. Sonra diyor ki sofrada da işte yok yok falan filan basıyor küfürü. Ben anlamadım seni onda çileden çıkaracak hangi küfür olmuş da hangi kimse orada terekemeler olarak sökmüşler sana da terekeme sözünü yazan kimse var ise de terekemeye sök. Sen niye döndün de Türklere sögüyorsun? Ne bile bakılırsa da bu olaya. Yani hem söyleyecekler hem de sonra yüz yakanacaklar. Biz de yani yiyip oturup susacaymışız öyle mi? Yok öyle bir şey. Yok öyle dünya. Bundan sonra yok. Şöyle diyeyim bundan sonra yok. Çünkü bu ilk defa yapılan söz değil, hakaret küfür değil. Bunu defalarca yayınlarından yapıyordu. Ama o yayınlarında hani bizim Türklere sögülen yayınlarda datup olarak yok edilir. Diyelim ya ilahi adalet burada işte tecelli etti ki bunlar hem Datub'un toplantısında hem Datub'un sofrasında hem Datub'un protokolünde oturup milletimize karşı ettiklerinde onda işte ilahi adalet diyelim ya bu orada tecelli etti. Çünkü dediğim gibi bu yeğilir yutulur şeyde gül. Bu gerçekten yani alınıp da buna karşılık millet zaten verecek de millet olarak. Ama bizim beklediğimiz milletin zaten karşılığı vardır da biz başka diyelim ki STK başkanları olsun, ne bileyim aktivistler olsun, onlar olsun, bunlar olsun. Biz onlardan bekliyoruz. Millete sahip çıkılacaksa eğer senin tüzüğüne göre çıkacaksın. Bizim milletin verdiği hani karşılığını vereceksin. Bizim milletin hizmetin, bizim milletin onlara veren değerin karşılığını vermelidirler. O kim olursa olsun, Rusyası olsun, Kazakistan'ı Madem olsun. bizim şenlikin adından para alıyorlar, madem Aynen. maaş alıyorlar, başka işleri yok, o zaman bizim şenlige hizmet edecekler. Ama Aynen. onlar kendilerini şenlige hizmetkar gibi göstermiyorlar Nargile Hanım. Sanki bu milletin, bu şenligin efendiymiş
efendileriymiş gibi kendilerini satıyorlar topluma. Bu da düzgün değil ahi. Yani bizim insanlar bugün bana çok kolay ulaşabiliyorlar. Ha, mesela buradan canlı yayın yapıyoruz. Kim bana ulaşmak istese diyelim ki mesela TikTok'tan yazın mesaj olarak veya Facebook'ta numaram var. Oradan ulaşabiliyorlar. Ama Datuk Başkanı'na veya yöneticilerine kimse ulaşamıyor. Şeylerine, onların ofislerine gidildiğinde, temsilcilik binalarına gidildiğinde de kimse onlarla şenligine ilgilenmiyor. Siz bu şenliğin temsilcisi değil misiniz? Hizmetkarı değil misiniz? Hizmet etse de insanlara. Yani kendilerini çok ağırdan satıyorlar. Canlı yayınlarında mesela yorumları okumazlar mesela. Milletin şenliğin sorularını, sıkıntılarını okumazlar. Ne Bloklarla. diyelim? Kendilerine göre belirli bir sorular ayarlamışlar. Kendileri güya onu problem gibi görüyorlar ve bu problemi de kendileri söylüyor, kendileri çalıyor, kendileri oynuyorlar. Şenlikten yana bir şeyleri yok. Aha geldi Ziyaddin Kasanov'un. Sen beni kaldır diye. Nereye kaldırayım? Marina Hanım. Marina Hanım Yayın buradadır. Alak al mı? demeştirdi. Nargile Hanım alak mı yayına? Alak alak. Alak ama küfür etmiyorsunuz. Bizim yayınımız seviyeli yayındır. Marina Hanım, ettiğiniz her küfürü hukuki cevabını alırsınız. Bilginiz olsun. Bu yayında küfür etmiyorsunuz. Sadece seviyeli bir şekilde kendinizi savunabilirsiniz. Bu aralar gündemdesiniz. Alıyorum canlı yayına sizi. Hatta gönderin, davet gönderin alayım. Buradan sizi şey yapamıyorum. Davet gönderin, alayım sizi canlı yayına. Bu arada bir şey gene söylemiştim. Bugün şey o açıklamalarını tümünü seyretmedim ama böyle geçerek seyrettim. Orada dikkatimi çeken şu oldu. Refika Hanım'ın sözü, çünkü onu ilk başta onu gördüm de. Orada diyor ki ben diyor bugüne kadar diyor terekeme bilmem ne ayrımını bilmezdim diyor. Hatta diyor bugün diyor başkanımızın evine gittik diyor. Hani Cuma olduğu için falan filan işte evine gittik diye. Onun diğer gelini de bu arada terekeme değildir ki o ayrımı adamın evine gitmiş. Oradan diyor ki onun gelini diyor terekeme değil bu arada diyor ki ne alakası var ya sen kimsenin evine terekemenin evine gidiyorsun. Sonra da diyorsun ki gelini de terekeme de gül diye ben baya bir güldüm dedim ki ancak böyle kendi dilinle kendine işte kuyu kazabilir insan. Çok komik oldu orası da. Onu hatırlatmak istedim. Merhaba. 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 Herkesten hoş gördüm. Hoş. Nargile Hanım, siz Buyurun. neden öyle her vakit beni ağza almışsınız da oturuyorsunuz da beni hep karalıyorsunuz? Neden? Ya Marina hala şimdi şöyle bir şey diyeyim. Ben sizi almadım da Yok. siz milletle galiba bir probleminiz vardır. Her kişi ağza Evet, alan beni sizsiniz. dinle. Beni şimdi siz lütfen. Ben sizi çok dinledim. Şimdi siz de Buyurun. beni dinleyin. Bakın. Buyurun. Şimdi bakın. Ben ifrile çıktım. Beni o başta güzel dediğim sözleri kesmişler. Beni orada yazdılar. Burada ne hakikaten Marina abla kaç burada hep terekeme mi? Dedim yok. 80% yerli, 20% terekeme. Sonra dedim ki ne halk ne var ne problemdir terekeme midir Kürt müdür Ezeri midir nukaka razinsa kim nedir herkes insan herkesi Allah yaratmış Ama sonra Marina gene hala öyle demediniz. Bir dakika öyle demedi. Siz dediniz ki dedim tam tersini. dedim Tam ben tersini oraya dediniz. ben oraya Yo, ben dinlesene seyredirdim sizi. Siz dediniz ki dinle dedim evet 100 defa tüm insan diyelim her terekeme dediniz. ifirde diyelim Yo. Siz o yok var toplantıdan orada. bahsedin. Toplantıya bakın. Siz de Bak, vardır siz o. Bende niye de demiyorsunuz? var Ben sizi ki dinledim. Siz sonra. beni niye dinlemiyorsunuz? Çünkü yalan Orada söylüyorsunuz onu. yazılıydı, yazılıydı. Yalan söylüyorsunuz. Videoda da var. Videoda var. Ben atmışlar Facebook'a. Ben dedim 80% 80 yerlidir. terekeme dedin. 80% Yerli. terekeme dedin. Yerli. Şaratma Ben Allah var. video Ben o Marina video Hala. Marina Facebook'i, Hala video videonun. Facebook'i gidip basmadım. Marina Hanım 80% dedim. ama 80% yerli. video varsa Sonra bana video neler varsa yazdılar? Sonra bana ne? Seneki ana baba sökseler. Senindeki şerefinde. Vapşe bu ne moda oldu? Kürt terekeme yerli. Terekeme Kürt yerli. Yeter siz olmadı mı? yapıyorsunuz o ayrımı biz yapmıyoruz Sen o yapıyorsun. biraz. Siz Marina Hanım yapıyorsunuz. çekişme Siz. yok da Siz. çekişme yok. Çekişme yok. Ben niye Birbirimize çekişeceğim ya? niye? Ben Ne niye çekişeceğim? çekişmiyorum Bakmayın abi? o.
Ben anam yerim sizi. Yani yavaş yavaş söylüyor. Yani biraz aynen, da sessizim. Ya siz niye kendi dedikozu diyorsunuz da? Ben ki var o video. O video bak, var. Ben sen o videoyu bulup atacağım. Bir şey de var. Orada ya, dedim 80% bak gökte Allah var. Şeriatma gökte Allah var. 80% dedim yerlidir. 20% var o video. Tamam. Facebook'ta 20'de tamam. Sonra bana ne yazdılar sonra? Seni terekeme bile etsin, perekeme skype, stilka, titrekeme. Söyleme. Şotan bıyla. Şotan bıyla. Yavaş söyleme. Bu ya şu kırışaklar var. Marina Hanım sağ olun. İşte ele bakmışsın. Как тебе выгодно? Как тебе выгодно? Ты так посмотрела. Sen значит... Bağırma, davleniyen çıkar, bağırma. Ben sana... Ben bağırmıyorum. Ben hazır etmiyorum ne vakit ki bana şarap eyler. Hele dur hele, dur hele. Sonra sen ahıska oldun, Türk oldun da ben olmadım mı? Benim de nenemi, babamı, dedemi, nenemi, bir tey benim gesundamı, hırtızımı, asmıza, ağzur, ben o paradadanım. Sürgün ettiler de, siz ahıska oldunuz, oturdunuz burada. Ziyaddin Bey, Ablivayci, Hayci. Biz dememişim. Kendi dilizine kendiniz düştünüz. Biz kimseye bir şey dememiz. Biz o canlı yayında yoruldu. Hatırlarsanız. Ben biliyorum. Я знаю, вы как людей там собираете. Против Зиядин Бея настраиваете. Görün ki Amerikalarda şey bayraklar açıyorsunuz. Турции живете. Турция'nın bayrağı da var. Türkiye'nin flagı da var. Siz yani orada ahıska flagları yapıyorsunuz. Türkiye'de ben gördüm. Birinci bizim bayrağımız. Onu da gördüm. Marina Hanım bayrağımız burada, burada. Aynen. Sonra neye gidiyor orada oturuyorsunuz da Rusya'da mıdır, Amerika mıdır bayraklar yapıyorsunuz. Ben de gördüm o bayrağı. Siyasetini bayrağı bırakın siz bizim Şenlik'e küfür ettiniz de ahıs halilere. Yani, ben Şenlik'e küfür etmedim. Sözü çevirmeyin. Ben orada adımı aşık kız diyorlar. Nada bulan skazat. Sene. Тебе, тебе, вот тебе. А бендерим ки те, вам, да, вот здесь одна ошибка была. Yalan, yalandır, o da yalandır, o da yalandır. Yanınızda oturan bütün kadınlar, ondaki o yanınızda oturan, hepsi derdi ki terekemeler sizi bele bele etsin deyip, bir tek siz o sözü dememişsiniz. Kimse yalan değil mi? Bak o sizin sözlerdir, yanınızdaki benim yanımda oturan karı hiç kime yok o değil. Benim yanımda oturuyordu iki tane padruşkam. O yanda kırakta o ne siz stol diyersiz. Kriminal müdür o, ne stoldur onun adı? Ben daha onu bilmiyorum. Niye ta? Zaten. Niye ta? Zaten nerede? А зачем вы сели за стол? Зачем вы сели? Да я не села. Аллах, я не села. Я туда подошла, поздоровалась, как инсан. Вай, ağzımdan getirdiler, karayından gedaydık. Dünya elem oradaydı, bile beni gördüler. Ну, конце до конца, где ты? Сейчас я тебе закину, посмотри, что с этого. Что мне там оскорбляют? Никто не оскорблял вас, gerçek. Niye yalan söylüyorsun? Ben bakıyordum, diyorum ya. Nagile Hanım, nasıl oldu ki? Sen gerçek söyledin de ben her yerde yalancı oldum da her çünkü, yerde ben yalan söylüyorum. Bakın çünkü siz diyorsunuz ki gelin biraz rahat. Benim de var svidetillerim. Tamam svidetillerim zaten o stolda karı ben geldim. Svidetil videodur Marina hala kesilmemiş. Çıkar benim svidetillerimi çıkar. Ha, tamam o sizin svidetillerim. O protokol istolunda yapadaşlar kapıdaki ismeyi öldürmüşler de protokol olmuş. Yok, şey kanlı istol olmuş. Yo 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 siz onu prosta o sözü anlamıyorsunuz da ne demektir o protokol stol demek yani ofisyalne lice tam. Ofisyalne lice tam. Tamam, onu tamam ya çoğu onlar bir şey çoğu. Ne такая мать их родила что ли как меня. Orada da mı уже seçkinlik vardır? Orada da mı уже düz şeyle eder? Ya поздоровалась. Beni dinle. Ya поздоровалась. Orada oturuyordular. Ben biz de bilmiyorduk ki ben böyle yok kriminal stol var. Oraya oturduk. Sonra o yana iki tane. Ben daha şaşırdım deseler Refke Hanım kimdi ben bilmiyorum. Biliyorsun, biliyorsun. Çünkü her şey güzel biliyorsun. Her şey güzel. Ana sidi yok. Şeratma, gökde Allah var. Bak, o yanda oturuyordu ben o yanda. Sonra o karı geldi. Marina hala, tava yavaş yavaş gidelim de videoyu çevirip siz onlara videosuna çekip bir şeyler söyleyip o da size ya karşılık veriyor. Yanındaki oturan yok, der ki Fatih Mazalabay bir dakika Marina hala. O yanındaki hemen senin yanındaki o kapalı bayan var diye o der ki bu Fatih Mazalabay tanıyor musun? Sen ona oturun. Ağına ha, dersin. Da, anası. Anası yere ni Refika? Yok, anası Refika. Ona tоже вас слушает, да? Yani gelin Türkçe konuşa. Çok Fatih'i bırakılır Refika de görmüyor. Yok, Refika hangisidir?
Refika o değil mi saçları tökük oğlanın yanında oturur idi. Biz de o sofraya oturduk. O kalktı oğlanıyla gitti. Onlar kalktı gittiler. Uuu benim gülüm. Ben valla yemin ederim. Bak Allah'a yemin ederim. Yenge yatsı namazımı kıldım. Ben bilmiyorum Refika kimdir. Ama o sizi tanıyır diyor ki. Çok iyi tanıyırmış galiba. Benim yanımda oturuyordu. Benim yanımda oturuyordu Sonya. Dedim Sonya et attı. Dedi ki niyet marına kala. Sonya bulamaya mama. Sen kimsin? Dedi ki ben Roza'yım. Dedim nasıl sen anam be? Ondan o yana oturuyordu bir tane güzel Turçanka. Onun yanında da bayaz koftalı bir tane Turçanka. Ben dedim ki avuços, dedim ki merhaba siz Türkiye'den misiniz? Dediler yok biz de Ahıska Türk'ü. Вот я их видела. С этой стороны сидели мои подружки, с этой стороны сидели мои подружки. Koyanda oturuyordu Tarlan Hanım. Ana вообще бедная, ни рыба, ни мясо, сукит oturuyor. Когда эфир шел, меня сами начали оскорблять. Сами начали мне все писать. Все, her işi ben, her işi orada yazdılar, seni terekemeler, siksinler dediler. Ya dediler. Etmeyin de Marina hala, bakın ben size hala diyorum, bakın burada. Ne, onlar oldu mu bana demek? Ya kimse size öyle bir şey dememiş. Yalan söylemeyin ya. Dediler. Şu pisali. Diyorum lan şu ya çıtma. Marina Hanım ben oradaydım okuyordum. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Sen oradaydın okuyordun. Sonra orada yazaydın ha ki bu paraya kötü sözler yazma. Оказывается криминалист ol это sensin. Halka şer atırsın. Senin alan yoktu. Криминалист ol demir. Protokol diyor. Protokol. Криминалист ol. O kaka razıysa. Sonra orada ben kimi öldürdüm? Protokol diye, protokol demek, protokol. Tamam, siz de söylemiştiniz. Bana politika lazım değil. Bana politika lazım değil. Bakın, siz eğer, siz niye eğer. Çünkü siz ben geldim, akıllamı mı öldürelim? Sen, başka sen nerelisin? Ben Kıldeli'yim. Sen Kıldeli, sen hele köbüneş kimle bilmiyor ki? Senin Kıldeli'nin kimdir de nasıl ki beni bilirler. Ne? Ben de Aspinzalı'yım. Nasıl oldu ki ben kendi kalbimi kayıt edeyim? Siz Aspinzalı'sınız, o yüzden bizden uzaksınız. Sen yerli oldun, sen hakızka oldun da ben olmadım. Nasıl oldu? Çünkü siz Aspinzada'sınız. Aspinzada Türkler çok degülüydü. Yani orada başka milletler vardı da o yüzden. Marina kalın. Galiba siz Akıska'yla ilgili bakın da. Gelin ben söyleyeyim. Ben soğuldum. Kazakistan'da. Tinivi, tamam. Если бы ты была бы нормальная, o tinivoyları yazanda ben hep screenshot ettim. Hep screenshot bendedir. Ya sen de bilirsin hep screenshot. Bir şey diyeceğim. Marina Hanım beni de dinleyin. Ben de bir söz diyeyim de. Söz buyurun, buyurun. Şey edeyim. Zaten sensin dünyayı karıştıran. Zaten sensin 200'lük edersin. Sen. Ya Samana Tapin gel benim yanıma sabah. Geliyoruz Yedin Bey'in yanına. Ben hep screenshotları göstereceğim. Saygısız utanmıyorlar. Bir olmuşlar da benim peşime. Hayma kalmışlar. Allah'tan korkun. Allah sizi hayza kendinize koysun. Yavaş saygısız. Anaya oturun da beni hapsuzat edersiniz. Niye aşırsız katil? Refika Hanım dakat edermiş de. Onlar beni yuçili. Yıktım yeni dakal. Gelin abile söyleyek. Siz küfür mü ettiniz, bir şey mi ettiniz? Biz size zaten gerekli cevabı verdik. Ama ben size kendi özelden de aradım. Dedim ki, bakın bütün millete böyle böyle mi hatırlıyorsunuz? Ses kaydın. Ne? Nursultan! Kimseyle konuş. Yok yok ben abi. Yani ben size bakın saygısızlık etmeden güzelce dedim ki. Bir dakika, bir şey diyeceğim söz ha? Vermedi de ben de mikrofonu kapattım şimdi o geçici olarak. Şimdi Marina Hanım siz diyersiz ki şu an sizin sessiz gelmiyor mikrofonunuzu kapattım biz tarafa. Marina Hanım siz diyersiz ki bana sövdüler küfür ettiler de ben de küfür ettim. Bir kere orada canlı yayını canlı olarak ekran kaydı etmişler. Kim ettiyse orayı ekran kaydı etmiş. Orada yorumlar var. O yorumlarda size karşı herhangi bir küfür edilmemiş. Siz kendi kendinize böyle bir konuşma. O bayazları altta karaları yazıyorlar. Edildi ben sana diyorum. Ben de hepsi kayıtlıydım. Bitireyim. Var bende. Var. Çıkar. Çıkar. Çıkar ortaya. Çıkar ortaya. Var sinivol altında yazıyor. Çıkar ortaya. Var. Var zaten. Size tamam ben sana gözünü atarım. Yok o yayında. Tamam. O yayında. Ben atarım seni. Size kimse küfür etmemiş. İkincisi de Marina Hanım. Hadi diyak ki birileri size küfür etti diyak.
O zaman siz niye onun üzerinden topluma, şenlige küfür ediyorsunuz? Küfür edecekse siz diyorsanız ki benim ağzım bozuktu, ben küfür ediyorum, o kimse kalmamış diyorsanız, o zaman karşınızdaki insana, kim ki size yazmış ya, ona küfür edin. Siz onun üzerinden niye bizim, ben dediğim, bizim topluma ben küfür ediyorsunuz? Şimdi Dina kardeşim, Dina, işte vot. Vot işte benim spıkçıvım. Ben ağzımı demek ki senin anan, senin bela. Aya vı, nada bula. Sen demek, ben siz dedim. Ну я же ошибку же признала. Siz demedin. Ah, ya sonra ahıskalları beraber dedin. Sen siz bele dedin yani. Terekemeler ahıskalları bele bele diye tamam. Küfür ediyorsunuz. Tamam, oradaki seneki yazarlar. Tamam bak, bak nasıl gökte ya? Allah var. Ya. Seneki yazarlar. Dini boy. O Tinivo yazılıydı. Onu bunlar ettirdiler bana. E bunu hepsini Abu Hanım ettirdi. Kimse sen kimse ettirmemiş. Sen ben seni tanımayla sen yazdırdın. Bayazları okutturuyordun. Aşağıdaki kara yazıları ben okuyordum. Ben oradaki yazdı. Sen ki terekemeler yaptın. Sen ettirdin. Sen Tinivo'yu sen yazdırdın. Bayazları herkes okuyordu. Tinivo'yu ben okuyordum. Marina Kala, Urus diyor ki, zbalnoy galavı na zdarovu ni kidayte, birinci de. Balnoy da sensin. Şeratan da sensin. Herkesi tamam. Birbirine götüren de sensin. Tamam. Sensin. Tamam. Ben saygılı, tamam. Biraz saygılı tamam. Olun. Burası e niye bana şaratı? Bak, sen eğer oradaki odur ne? Bak şey senden peşime. Tamam kardeşim tamam. Senin ne hakkı var benim peşime silicik etmeye? Sen kimsin ki benim hayatıma mikro şey almışsın da peşime düşmüş? O zaman o zaman kimsiz kimsiz ki o zaman bütün milleti birbirine kırdırıyor. Sen kimsin? Yok sen kimsin? Ben de senin gibi bir insanım. Ben de senin gibi bir anayım. Ben de akıskanı Türk'üyüm. He adına aşıpka. Nada bula demek. Senin anan. Senin yok, baban. Siz öyle dememişsiniz. Onda, siz onda. Gayet güzel. Bu sen ne, yazdırdın. Ne, gayet güzel demişsin. Sen yazdırdın. Gayet sen yazdırdın dini boyları. Bir dakika Marina Hanım. Bunu da sen benim peşime nanimat ettin. Yığılın gelin. Tamam. Tamam. Ben çektim. Tamam. Yok yok. Tamam. Bütün videoları ben tamam bir yığılın gelin. Bir dakika. Yığılın gelin. Hepimiz tamam. Ben sizi aeroportta karşılayırım. Tamam. Tamam. Ben dedim adına aşıp kabula. Gelin geliyoruz hepimiz Yedin Bey'in yanına. Ben arkadaşlarımı da çığırırım. O kim ki sen benim peşimde mi videolar yaptırıyorsun? Ahıska ben, gençliği. Ben yapıyorum ben. Sen mi? Zaten evet. Sensin kanlı. Ögen senin gelsin. Sen, sen Tinivo'yu sen yazdırdın. Sen ben orada yazdırdın her işi. Ben de Twitch'e deden de kendin orada как крыса сидела. Ты есть предательница. Да я за, сзади вашего я... стола сидела. Я сидела сзади вашего стола, я там все время... Надо же! Надо же! За это ты там охоту за меня устраивала. Кендин я устраивала. Kendin ahoti ketti türeyim. Siz çıkacaksınız millete. Niye ben keşime beni hayma kalmışsın? Ahoti be, ben daha seni bilmiyorum ki benim keş ardımda. Ben öyle hain olaydım. Evvela dönerdim bakardım ki kimdir ben orada videolar yaptım. İşte de biraz dönüş kere gidiyor. Hep geldi ayıza düşmüştü. Siz sana yeter çöp bir sahaya. Tabii ki. Sen yapmadın her işi. He. He. Senin hain duruşun sensin. Terekeme şeye bölüyorsun. Onu ona bir. Hepsi yeden sensin. Bir dakika. Bir dakika. Hepsi yeden sensin. Tereke. Bir milleti birbirine. Ben öldürmeledim dedim ki ben bir aşıpka ettim. Ben aşıpka ettim. Ne de bula diye bak senin. Senin senin. Ayas kazalı. Vıy. Eydin ki aşıpka ettin de yüzünüz ortaya çıktı da Marina hala bir dakika. Senin. Senin yüzün nasıl çıktı? Predatilnica. 200'lü bazlamasın sen. Neyi olmayacak. Yok ki kilit. 200'lü bazlama. Marina Hanım biraz yavaş, biraz yavaş saygılı olun bak. Saygılı olun. Burada kimse kimseye hakaret edemez, etmesin de zaten. Tamam mı? Saygılı olun. Kendinizi ifade etmeyi bilin. Kendinizi sakince. Eğer bir yanlışınız varsa kendinizi ifade edin. Ettirin. Şu an sessiz gelmiyor. Mikrofonunuz kapalıdır. Sakin olun. Saygılıca konuşun biraz. Millet izliyor. Burada sizi şenlik izliyor diye ne kadar insan izliyor. Yani ne kadar Ramil ne kadar söylense de bak terekemeler Türklerin üzerinden sizi yönetir. Yani Türkleri yöneten terekemelerdir diyor. Terekemeler sizi bele bele etsin diyor. Sonra da diyor ki siz bana bu şey yaptınız. Yani mikrofonumu niye kapatıyorsun? Çünkü dinlemiyorsun. Sen orada yazdın ki terekemeler sen yayınlarda dedin ki Marina'ya para ara vermiş de Ziyad'ı Marina ben poşa ne gülüm. Ben o 17 yaşında çalışıyorum. Yalandan çıkarıyorsun ki Marina sen, kalan ki sana bir şey opravdanie olsun.
Yalanlar Yazan şu. Uydurma. Yazan şu. Sen orada ne umniçi. Bir tane efirlerde onu söylediler. Senin ağzından halk söyledi ki efirde. Tet Marina сказали, что зядим вам деньги да. Ben зядини bir defa hayatımda gördüm. Ben poşa degülüm ki ben çalıştım. Ben gidip halktan para isteyeyim. İnvalid degülüm ki. Ölmemişim ki. Get 17 yaşına 60 yaşına çak çalıştım. Pensiyaya çıktım. Ama seni kimi insanlar? Seni kimi kavga kaşabilir? Gerilmişsiniz de oturmuşsunuz da bir karının hayına peşine kalmışsınız. Karının bir karının peşine kalan başkalarıdır. Marina hala kendi kendisi düşürttüz diyelim. Sen gene diyorsun ki ben hiçbir yere düşmemişim. Beni düşürse bir yer yarada Allah düşürdü. Ya sonra sakalar. Yüzük mü bırakma oy diyorlar. Siz olsunuz da işte biraz tamam, gerçeklerine tamam. Yaz kazalar. Ben onu da fethedim. Ki ben düz vırazitse etmedim. Öyle seni kimler ki beni kızdırıyorlar. Ben de orada dedim. Kimse kızdırma bir şey olmaz size. Seni, bak Marina hala bir dakika. Bir dakika. Dur hele. Onda size yazdılar ki hiç mi içizde fukara yoktur oturanda? Yani hep mi zenginler? Siz de dediniz ki ya dediniz çatlayın patlayın sufralara bakın dediniz. Orada öyle öldü yoktu. Ya millet. O yazılı yoktu. Et o şimdi bu du mu vay? Nasıl olduk o işleri gördün de bana diyendeki terettemeler seni siksin sen onu görmedin. Onları ne tez gördün sen? Sen nerede sonra benim yanımda yoktu ben işi gördüm. Onu size yazdıysalar size yazanlar. Sana deseler ki senin anan terekemezliktir. Sen ne yazdın? Ya bir dakika. Küfür etmeyin. Size onu yazanı, size onu yazanı. Gidin ona söyleyin. Türkler priçom tut. Küfür etmeyin, küfür etmeyin. Bu yayında küfür etmeyin bak. Bizim takipçilerimiz seviyeli takipçilerdir. Küfür etmeyin lütfen. Biz alışık degülük küfürlere. Biz alışık dergülük o yüzden bize yabancı değiliz. Biz hayvanlar terbiyeliyoruz. Bizim Türk milleti hepsi terbiyeludur. Sizin haberiniz yoktur görüyoruz. Senin haberin sonra onun için mi öyle duhliçlisiniz? Onun için mi terekemeleri, Kürtleri, yerlileri birbirine saçırsınız? Siz onun için mi öyle terbiyelisiniz? Siz bir sırada oturup sen yazdırdın. Hepsini sen yazdırdın ki kendi halkın ödününü iyi gösteresin. Hep kinivoyları sen yaptın. Sen. Sen sırkandın. Tamam. Ben de seni Allah'a attım. Ben de seni Allah'a attım. Tamam. Allah olsun benim судьям. Я сто раз сказала, мне надо было сказать. Тебя пусть выебут. Тебя, а не надо было demek ki sizi. Вот моя ошибка. Küfürsüz söyleyemez misiniz? Bak kendi kendinizi düşürüyorsunuz diyelim. Gene küfür ediyorsunuz. Vallahi sen yaxşı sen cennete git küfür küfürsüz. Ben cehenneme giderim. İnşallah, inşallah. Bütün milletimle inşallah. Yes, тебя заведут. Тени бойлар hep sen yazdırırdın. Egeçip sana da gele ki deseler sen benimle de çok çırılır patlarsın. Ben seni şey takip bile etmiyorum biliyorsun ha mi Marina Hanım? Ha bayağı dedin ki zaci sidela slidila. Ütüksün sen. Sözümden yat bir çay. Это не значит, что ben seni takip ederim. Takip ederim ya imeyi vidu şeyde. Bir kısal etten. Nerede ben sana yazacağım ya? Tövbe estağfurullah. Şimdi değerli takipçilerimiz bakın. Marina Hanım şu an buradaysa o da dinlesin. Söz vermiyor. Yani aldık yayına ki ondan bahsedilirdi ya de kaç gündür. Aynen. Herkes ki ondan bahsedilir, bahsediyor. Ya çıksın sözünü desin. Yani kendini ifade etsin. Eğer özürü varsa millete karşı bir şey varsa desin ki özür dilerim. Ya da ne bileyim kendini ifade etsin. Ama Nargile Hanım'a işte... saygısızlık ediyor, hürmetsizlik ediyor. Ona göre ben şu anda kendisini çıkarttım. Bir de bir şey sormaya imkan vermiyor. Bir şey demeye imkan vermiyor. Yani böyle insan bağırırken, çağırırken haklı olmuyor yani. Sözüne haklı olursun. Diyorsun ki yani ben böyle böyle bir iş yaptım, şöyle yaptım, böyle yaptım. Yani sözün diyorsun. Bağırarak kimse haklı olamaz. Ha burada gerçekten rahatsız oldum. İnsanlar da rahatsız oluyor. Ne gerek var böyle? Bir de küfür ediyor yani. Ben onu kendisini yayına almadan önce uyardım dedim. Bakın burada küfür etmiyorsunuz. Çünkü bu yayınlar paylaşılacak. YouTube'da da paylaşılıyor. Diğer sayfalarda da paylaşılıyor. Ama habire küfür ediyor. Habire ağzından küfür çıkıyor. Diyor ki ya bizim şenlik işte biz istemiyoruz küfür etmeyi siz çok terbiyeli misiniz diyor. Yani şenlike de oradan laf atıyor. Olmaz ahi. Yo sanki ben oturup ben küfür etmişim anladın mı? Bütün terekemeler demiş Türkleri yönetir falan filan diyen sanki benim bir de üstüme şey atacak. Tamam yani şey olsun Allah ıslah etsin de
Söz onda da gülü. Burada da çoğu yazıyor ki işte ayrımcılığı yapan, milliyetçiliği yapan sizsiz diyor de kusura bakmayın da milliyetçilik kendimi tekrar etmiş gibi olmayayım da milliyetçilik yapsaydık hiçbirinizi burada ne izin verirdik ki konuşun ne de başımızın tepesinde oturtururduk ki bizi yönetin ya da başka bir şeydin. O yüzden bir söz söyleyen de o zaman düşünün ki bu sözün nereye dokunacak veya size nesil geri yankı verecek. Ne olursunuz. Hoş Hayırlı geldin. yayınlar. Hayırlı yayınlar. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Bu ne hararetti, bu ne şeydi. Valla açar açmaz inanın Allah'a ben direkt tansiyon ilacımı içtim. Şu anda elim ayağım titriyor. Yani bu ne celallenmek, yani ne dediniz ki bu kadar? Yoksa o kadının yani kendi duruşu mu eledir? Ben burada hani şoktayım. Bir de şey demek istiyorum Ramil Bey, hani diyorlar ya işte datupu işte kullan, bu kadının hani dedogunu, Maria Hanım'ın dedogunu kullanarak işte datupa karşı çıkıyorsunuz. Ya insanların şuna dikkat etmesini istiyorum. Marina Hanım evinde bir bayan Alacağım Marina olarak, Hanım, alacağım aşını. Birazdan alacağım sizi. Marina Hanım evinde bir bayan olarak eğer oturup da sohbet edirdiyse, bir yayın açmıştıysa, hani ona hiç kimse hiçbir şey, hani o arada küfür etmişse de ona hiç kimse hiçbir türlü hiçbir şey diyemezdi zaten. Sadece sıkıntı nerededir? Datup'un çatısının altında, Datup'un üyelerinin yanında bu küfürü yapabilmesi Datup'u bu olaya dahil etti. Hani buna çok rica ederim insanların buna dikkat etmesi. Bir de ben kendim Rusya'danım. Bir de buna çok fazla ben hani eğer Marina Hanım şu anda izliyorsa ya da ki arkadaşları izliyorsa hepsine Yok, saygı duyuyorum. alacağım. Alacağım birazdan, alacağım Evet, onu. burada mesela dediler işte benim hiç kimse peşinden şey yapmıyor. Ben zaten hani 2 senedir TikTok'taymışım. Ve 2 senedir hiç TikTok'a çıkmıyordum. Hiç tanımıyordum da zaten. Hani o kadar da hani şeyinin TikTok'un yıldızı Degülsüz. Hani bunun farkında olun da ben hani kötü anlamda demiyorum. Yani ben tanımıyordum. Sizi sadece o küfürlü konuşmanızdan dolayı tanıdım. Bir de mesela Nargile Hanım'ı ben bir aydır falan tanıdım. Bir ay içinde bu kadının ağzından ne bir tane küfür, ne hakaret, ne de ki başka bir şey duymamışım. Sadece ben Marina Hanım'ı da aynı şekilde tanımıyorum, etmiyorum. Sadece beni sinirlendiren ahıska Türkü olarak ben Orpalalıyım. Bu köyün de diyarım. Rostov'da yaşıyorum. Hani Rusya'dakiler işte para verecek, ele edecek. Yani ben sizi gene diyeyim. Sizi hiçbir türlü tanımıyorum. Yani siz ne yapıyorsunuz, ne şey diyorsunuz umurumda değil. Aynı şekilde Rusya'da çok insanın şu anda bu olaydan bile haberleri yoktur. Hani bunu söyleyeyim. Yıldız O bacı, yüzden Yıldız hani bacı o abla kadar da da abla sizi evet. böleyim de bakın da o para meselesi yani Rusya ile ilgili de Tamam. güya para vermişler ki çıkıp bu sözleri desin falan filan diyor da madem ki hani Datuba karşı söylesin diye öyle bir söz gitti. Datuba karşı söz söylesin diye para verilmiş. Tamam çıkaydın Datuba karşı söyleseydin de. Yani hiç bizim şeyimize de gelmezdi, ağrımıza gelmezdi. Çıkaydın Datuba karşı söyleseydin. Neden o zaman aldın da bütün millete sövdün? Hani sana para vermişler ya bir de üstüne ki çık da işte ne bileyim hakaret mi edeceksin, ne edeceksen Datuba karşı yapsaydın ya. Niye çıktın da bütün millete döndürdün olayı? Hani para almışsın bir de üstüne diyirseler. Yani Evet, evet. Saçma sapan. bir de Aliyerin bir tane son bir şey söyleyeyim Ramil Bey. Sonra çıkacağım hani katılmak isteyenler Tamam, varsa katılırlar. olur. Sadece şey söylemek istiyorum. Hani Marina Hanım diyor ya işte bizleri kullanan yerler işte ele hediyeler, bile hediyeler gerçekten de kendi dilizinden kendiz düştüz. Kimse sizi hani o bakın orada diyor ya hani biri bir şey küfür yazdı şey etti. Vallahi billahi ben kendim en çok karşı olan buyum. Kadınların üzerinden işte ne işin var orada oturuyorsun onları ben kendim kınıyorum. Keşke o insanı deseydiniz ki işte Ali, Vali bu bele bele dedi de aynı şekilde hepimiz toplanıp da kınasaydık. Hiçbir
Hiçbir türlü sizinle zaten hiç kimsenin problemi yok. Sadece sıkıntı sizin küfürlü konuşmanız, milleti aşağılamanız. Başka bir şey de gül. Bakın, böyle bir şey vardır. Haşa sizden hani bir şey yemek de miceze göredir diyorlar ya. Ben tüm milletime sesleniyorum. Bakın bu lafları yutabilirsiniz. O sizin micezize kalan bir şeydir. Ama ben bunu yutmayırsam, ben buna bir itirazım varsa kusura bakmayın siz de kınayamazsınız. İnsanlar anasına babasına sövene neler yapmıyorlar ya. Ben burada milletime sövmüş. Niye ben itiraz etmeyeceğim? Niye insanlar tepkisini göstermeyecek? Marina Hanım, ya en doğal hakkımız. Gönderin alacak. Doğru. Yani bu kadarını söyleyelim de bilmiyorum yani. İnsanlar da bence biraz hani düşünsünler. Gerçekten de hani şahsi bir meselemiz yoktur Marina Hanım'ın hanımla. Sadece o yaptığı küfür millete. Bir de buna da dokunmak isterim. Bitmiyor ama benim sözüm ama. Bir de sonradan çıkan yayınlarında ben girdim, baktım. Altına da yazdım. Bunu da hani arkasındayım. Yani Nargile Hanım ya da ki bahçesini şey yapıyor ya. Orada çok insan itiraz etti. İçinde de ben de varım. Orada diyor ki eğer kimseyi incitmişsem. Ya siz farkında değil misiniz? Siz milleti incittiniz. Kimse derken bir tane, beş tane, on tane insanı değil, bir milleti incittiniz. Siz eğer çıkıp da evet ben yanlış bir kelime kullandım, ağızca milletimden özür dileyerim deyip de bunda noktayı koysaydınız bu kadar uzamazdı bu olay. Ama siz hala boynunuza almıyorsunuz. Bir milleti aşağıladığınızı, o kadar rencide ettiğinizin farkında değilsiniz. Sıkıntı buradadır. Başka bir şey de değil. Helal helal. Marina Hanım, istek gönderin, kabul edeceğim. Siz gönderin buradan. Henüz isteğiniz görünmüyor. Davet gönderin, kabul edin. Marina Hanım, sözünüzü deyin ama diğer insanlara da söz hakkı tanıyın. Evet, lütfen küfürlü konuşmadan. Aynen, bir de küfür etmeyin. Lütfen bak diyelim. Yani küfür edilmez. Bu yayında küfür edilmeyecek. Ha, bozarım ben bu kuralı derseniz ben de sizinle ilgili başka türlü şikayet şeyinde işlem görürüm. Yani kusura bakmayın. Burada sadece küfürsüz kendinizi ifade etmeye çalışın. Kabul ediyorum şu anda. Buyurun. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Hep dediniz mi her işi? İçi zep töktünüz mü? Söyleyeyim tamam. Çekişmeden sinirlenmeyin. Yok siz neden kendi zep haklı ediyorsunuz? Niye? Siz neden ele kendinizi böyle göklerden götürüyorsunuz da? Ben diledim özürümü. Diledim. Hep neden onları hiç görmüyorsunuz da benim kötülerimi görüyorsunuz? Sen Nargile Hanım, Amerika'da halka para verirsin, protif datopu sen söyletiyorsun. Her işi, şeyleri yazan da sensin. Gördüm. Para olarak halkı, parayla halkı kullanan da Amerika'da sensin. Gördün mü ki? Sen gördün mü beni? Beni gördün mü? Sen gördün mü ki bana Ziyaddin Bey para verdi de dedi ki bir sen gördün mü? Sensin gördüm he. Orasın diye. Ben ettim küfür. Senedeki böyle yazsalar. Ha buradaki Yıldız Hanım ki oturmuş kendini terbiye eder. Ben ağzım bekliyorum ki ben dünyanın yıldızı olayım ya da TikTok'un yıldızı olayım. Ben onu istemiyorum olmak. Ben çalıştım, pensiyama çıktım, evimde oturmuşum, 10 tane torunuma bakıyorum. Minye inanmadı ki ben yıldız olayım. Yıldız siz olun. Allah sizi de ulaştırsın yıldız olun. Marina Hanım. Ama Nergile Hanım. Lütfen bir şey dediğiniz söze ben cevap vereyim. Bakın ben size saygısızlık asla yapmadım, yapmayırım. Ben de sana yapmadım. Yıldız, sen beni hürmetli karşıladın. Yıldız. Ben de seni hürmetli karşıladım. Bakın Marina Hanım, ben Yıldız hani bu TikTok adım değil. Ya da ki sonradan koyulan ad değil. Ben size direkt söylerim. Benim adım Yıldız. Eşimin soyadı Usmanova, Türkiye'deki soyadı Osmanoğlu. Anam hani kızlık soyadım Tayirova. Yani burada ne bileyim nasıl diyeyim bahşe aldım ben TikTok'ta yıldız oldum değil yani. Yanlış anlamışsınız. Yok yıl Marina Hanım imkan verin söylesin. Sizin o dediğinize yani belki yanlış anlamış olabilirsiniz. Hani TikTok'ta bu adı koydu diye düşünmüş olabilirsiniz diye söyledim. Bu arada da hani takdir ederim. Evet hani bir kadın olarak çalışmışsınız, şey etmişsiniz. Ama bahçesini de çalışarak
kazanarak bugüne geldiğini inkar edemezsiniz. Şimdi ben de saysam çok bir şey, şu anda belki zararlı siz çıkarsınız. O yüzden hani saygı seviyemi de gerçekten de bozmak istemiyorum. Hani ben siz kötüsüz, ben iyiyim diye de söylemiyorum bunu. İnanın vallahi billahi ben öyle diye her de söylemiyorum. Bakın evinizde öyle küfür konuşabilirsiniz. Zaten seni dinlesem 5 saat burada ifir olur. Tabii canım. Şimdi Yıldız Hanım önemine gelin. Buraya geçecek ne ki lazım ona. Ben dedim tamam aşıpka ettim. Oradaki küfür yazdırdı ya bana bu. Nargile Hanım spiyon. Budur spiyon. Her işi eden budur. Öki bana kara kara yazdırdı, bayazı okutturdu halka. Karayı bana okutturdu. Para veren de Amerika'da budur. Onu da yapan budur. Şer atan da budur. Birbirine herkesi çakan da budur. Seni ben, sen beni gördün mü? Sana da ki verdim. Sen beni gördün mü? Tamam. Sen diyersin ki ahıska milletini ögeydi ne? Sen niye seçkilik yapıyorsun? Terekemene ahıskane yerline. Hep bir değil mi? Ne yalan atıyorsun? Bayak yengi dedin. Bayak yengi dedin ki paraya sebep ki terekemeleri ögdün. Yerlileri niye ahıska ögmedin? Yeni dedi. Bir soru sorabilir miyim? Bilmediğimden soruyorum. Sen bayak dedin ki öteki size ki para verdi Ziyaddin Bey. Protip terekemelere niye demedin de ahıskaları ögmedin? Yeni ifirde kendin dedin. Ögmedin yok. Sen kendi dediğin sözü kontrol ögmedin, yapmıyorsun. Yok. Ben dedim Marina ki, Hanım. Bir soru sorabilir miyim? Sor, sor. Yerli sor canım benim. He. Yerli. Hani bakın gerçekten de bilmediğim için soruyorum. Hani sadece bilgim olsun diye. Yerli demek ne demektir? Hani ayrı bir şey mi? Onu siz tanışın bizim ahıska milletinden. Kim ki terekemeyi bölür, kim ki yerliyi bölür. Bilmem siz onu tanışın. Yani terekemeyle yerli farklı mıdır? Bir nasıl? Sorum gerçekten de şimdi diyorsunuz ki terekemeyi bölüyor yerliyi bölüyor. Yani terekemeyle yerli farklı bir şey millet midir? Yıldız Bacı ben aynı. Ben için aynı. Şimdi bu Nergile Hanım var ha. Para verip ki herkesi yaptırıyor da Ziyaddin Bey için herkesi ki kullanıyor. Ama sene de para verdim onu da. Nergile Hanım bu yaptı. Ben niye kurtardım? Beni niye para vermedin? Beni dinleyin. Yıldız Hanım. Ben başkasına yürüyorum. Yani o lazım da değil. Hepsi sizin olsun. Ben konuşuyoruz. Bakın, Amerika'da verdi. Montajları yaptırdı. Parayı verdi. Herkesi orada karada yazdırdı. Parayı veren de budur. Ettiren de budur. Ben her yeri montaj ettirdi. Kestirdi. Yaptı dünyaya attı. Görün ki bu ev olmuş da ben bir kötü olmuşum. Özür de ben diledim. Yıldız Hanım ben özür diledim. Orada bilirsiniz mi ben neyi yanlış yaptım? Özür dilediniz. Ağzını kapa sen kendim, de orada. Sen de ağzını kapa büyükleri dine. Ağzını kapa büyükleri dine. Lütfen. Tamam. Yıldız Hanım bak. Evet bak, buyurun. Şigala spiyon sensin. Provokatör da sensin. Tamam. Satkun da sensin. Herkes herkese dilik eder. Senden çıktı yerli. Sen bana vaprosuz naçıttaki. Marina Hanım lütfen saygılı saygılı söyleyin lütfen. Evet dinliyorum Marina Hanım. Ne demek istiyordun? Bir dakika. Bakın biraz saygılı olun. Ben ne zaman sizin mikrofonu susturuyorsam o zaman birine ya iftira atıyorsunuz ya küfür hakaret ediyorsunuz. Etmeyin lütfen. Sakince mikrofonunuzu açın. Sakince söyleyin. Kendinizi ifade etmeyi bilin. Hep buradan kaybediyorsunuz zaten. Yani ben dinliyorum. O kadar insanın içine çıkıyorsunuz. Bak ahıska bey, ahıska bey dinle. Ne vakti sana ki lazım kendi sözlerin değil mi? Sen benim mikrofonumu kapatırsın. Yani ki sen benden öge olursun. Sen kendin öldürürsün kavga. Beni kapattırıyorsun. Ben hayran kere dediler ya size. Sövmeyin, küfür etmeyin. 100 ben sövdüme sövdüm. Ben burada ben şu an Yıldız Hanım'a atlet verdim. Yıldız Hanım benden tanıştı ki Marina Hanım ne fark eder? Yerline terekemene. Siz o cevabı verin. Bu spiyon oturuyor ya. O spiyon diye yukarıda. Nergile'ye onu deyin. Odur hep seçkilik yapar. Odur Ziyaddin Bey'in. Sen sonra tamam. Tamam aklısına kardeş otur hele. Otur hele dur. Sen Serhat sen. Sen.
Şimdi sen beni dinle. Hiç Ziyaddin Bey'in iyiliği yok mu? Ziyaddin Bey ki Türkiye'de çocukları okutturur, studentlere para verir, stipendiye verir. Burada tüm Akıska Türklerine yardım edir. Şkolalar açır. Komşunun evi yandı geldi para verdi. Çadırlar yapıyor. Bu skaskaları şey de söyle bize yeterince. Toplantıda söyle bize. Gördünüz mü? Yeter. Bakın hele. Söyleme. Burada 300 adam, benim efirimde 1500 adam oturuyordu. Ona göre ikiniz bir var. Dakika. Daha 1500 gördük. Senin sözlerin göre, küfürlerin göre gelip dinleyip gidiyorlar. O 1500 dediğin küfür. Ama sen normalde açanda 120'den yukarı getir. Tamam. Gel bize, ben normalde söylüyorum. Tamam. 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 Ben aslında normalde söylerim. Tamam. Şimdi o bir yerdeki eğer tamam bir yerdeki eğer biraz siz beni davet biraz şey ettiniz. Kızdırdınız. Ben de tabii biraz kızıyorum. Benim karakterim el adım üstümdedir. Hırtızlıyım. Birden kızıyorum. Tamam. Şimdi sen diyorsun ki adamın iyiliği yoktur. Ha Ziyaddin Bey'in. Yok. Sen ne nanikor bir insanmışsın. Sen ne yaman Allah'tan korkmaz. Şey atan bir kanlı karıymışsın. Sen ne yaman Allah'tan? Her kim hastalara da yardım ediyor. Bak hastalara da gözü de Allah var. Sizin hastalarınıza yardım etmiş olabilir. Kendinin bilmem benim yakınına yardım etmiş olabilir. Allah etmezdi sıradan, ki. Benim hastam okulmamıştır. Gözü de Allah var. Sıradan bir bizim şenlik onun hayrini görmemiştir. Gelin burada bize skaskaları söylemeyin. O toplantıda yeterince söylemeyin. Eğer o şenlik yeterince de o şenlik ki dese ki etmedi. O şenliği haram olsun. Burada ne hakikaten iş kova açtı. Hep bizim Akıska hanım, Yıldız hanım. Hep bizim Akıska bayanlar çalışıyor. Türkiye'nin parasıyla herkes ağalık edebilir. Türkiye'nin parasıyla. Sen de becereydin. Sen de becereydin. Sen de açaydın o Akıska derneğini. Sen de herkese sen de onu edeydin. Paltutan da parmak yalıyor. Onun da aylığı vardır. O da tamam, koşboş çalışmıyor. Siz dakika, onun da maaşı vardır. Siz Ziyaddin'i bir yere bırakın da siz Ziyaddin'i bir. Siz kendi kendinize aklamaya çalışın bence. Bırakın Ziyaddin'i. Madem biz ondan para almadız. Bir dakika. Almadım. Niye alacağım? Ben dilenciyle bilirim. Ben senin gibi halk kitlerine para hesap veriyorum. Bir susar mısın? Ben de senin gibi takım Begül'üm. Begül'üm ben takım. Madem ki sen onun parasını yemedin, imkanını şey etmedin. Otur kendi kendinizden otur konuşun. Siz Ziyaddin'i burada tariflemeyin kimseye. Herkes ben konuştum. Facebook'ta Yıldız Hanım, bu kanlıdır. Evet. Ben ondan söylemiyorum. Bu herkesi parayla almış ki Ziyaddin Bey'i batıramazsın. Lütfen bir şey söyleyebilir miyim? Bakın, tamam ben seni dinliyorum. Herkesin düşüncesine saygı duyuyorum. Sizin de Nargile Hanım'ın da yani burada niye devlet duruyor burada yani? Lütfen ben sonuna kadar söyleyeyim de şimdi ben Lichna ben neden hani Datuk'la gerçekten de ben Türkiye'de de yaşadım hiçbir türlü ne iyiliğini görmüşüm ne kötülüğünü. Şu an, aynı da ben. Bana lazım değil. Bakın dinleyin lütfen. Demek ki ben devletiye yollamadım. Hani düşüncemi söyleyeyim sonra siz hani kendi size muhakeme edersiniz. Ben gitmedim, ben istemedim. Tamam. Herkese yardım ettim. Tamam bakın ben Lichna onları tanımıyorum. Kime yardım etti, kime etmedi. Hani benim Gassanov'la hiçbir alıp veremediğim bir konum yoktur. Sadece beni rahatsız eden Gassanov'un yan yana bakın ben dikkatizi çekiyorum. Ne Kürt diyorum ne de ki başka bir millet diyorum. Hiçbir millete saygısızlık yapmam. Hepsine de sayarım, saygı da duyarım. Kürt demiyorum. Diyorum ki PKK'lılarla arkasında APO'nun resmini koyarak Özgür Kürdistan'ın bayrağını asarak oturan insanlarla yan yana gelen insanı Yıldız Hanım, ben o işleri demedim. Tamam, dinleyin, lütfen. Sonuna kadar söyleyeyim. Lütfen. Onu bana deme. Lütfen. Ben o işleri bilmiyorum. O bana lazım da değil. Şimdi ben size diyeyim. Hani insanlar neden böyle bir tepki koyuyor? Hani en azından ben insanlar. Şimdi onu bakın, lütfen sonuna kadar söyleyeyim. Bakın siz konuşurken ben hiç görmedim. Ben o resimlerden sonra ben kendime göre... PKK nedir? Ben ya bilmiyorsan, tamam işte bakın, bilmiyorsan, bilmiyorsan, Lichna Feride'ye, Feride'nin torunu hasta olan da,
Ziyaddin Bey haram oldu sana Hasiye. Ama siz söz vermiyordunuz. Bakın seni plebeyinsan 30 bin dolar verdi Hasiye. Dinlemediniz. Seni plebeyinsan. Ha burada yazıyor ki Hasiye diyen bayan yardım etmedi. Feride'nin torununa Ziyaddin Bey 30 bin dolar verdi. İstanbul'da operasyon tamam, etti. O bayan yazıyor. Olsun, bak, Feride bacı mıydı nedir o çıksın söylesin. Siz söylemeyin. O çıksın ya, söylesin. Siz niye onu Ziyaddin ki? Marina Hanım. Marina Hanım, çıksın dinlerim ki olabilir. Dinleyir misiniz? Olabilir. O insanları siz dinleyin. Olabilirsiniz. Tamam Marina Hanım lütfen sonuna kadar şey yapın. Bakın o resimlerden sonra ben kendime göre bir nasıl diyeyim itok çıkarttım bu olaydan. Hani rengimi belli etmek zorunda kaldım. Şimdi bakın. Марина Анна, можете послушать минуточку? Я просто по-русски не говорю, потому что есть люди, которые не понимают. Türkçe, bakın, Türkçe söyleyin. Tamam, Камил, я sadece Марина Анна söylerim ki. Ben yani burada dilimde. Benim dilimde söyle. Ben politika, ketep deme. Ben tamam, kimi? Politik insan değilim. Dinler misiniz lütfen ya? Dinleyin lütfen. Politik bakın ağzım yaprak kestim diye. Niye politikaya giriyorsunuz? Niye Ziyaddin ele Ziyaddin bele diyorsunuz? Ziyaddin'in kendisi politika. Ben işte o dediğinize göre ben Ziyaddin öyle böyle dediğinize göre cevap veririm size. Ben de onu diyorum ki bakın benim hani gerçekten de Ziyaddin Bey'le umurumda değil. Kim orada oturuyor o koltukta umurumda değil. Sadece ben bir Akıska milleti olarak sürgün yemiş bir millet olarak bakın deportasyonun bizim üstümüze çalınan bir çamurun farkında mısınız? Ne diye çamur attılar da bizi deportasyon sürgün ettiler Gürcistan'da. Aynı şekilde bak yarın öbür gün Türkiye ile PKK'ı bilmeyen olabilirsiniz. PKK kimdir ol bilmeyen olabilirsiniz. Ben bildiğim için söyleyeyim. Yarın öbür gün PKK'lı ile oturuyor kahir diye bir devlet, Türkiye devletinin hoşuna gitmeyen bir konu olduğunda orada Ziyaddin Bey Ahıska Türklerinin Datuk adıyla orada bulunduğu için gene bir kere bizim milletin üstüne gene bir kere çamur atılacak. Siz farkında değil misiniz bunun? Siz haberiniz bile yoktur. PKK nedir? Ziyaddin Bey'e sadece bu yüzden bir tepkim var. Ne bileyim koltuğunda ya başka yerinde Yıldız benim kanım. Koltuğumda değil. Yıldız Hanım sağ ol var ol. Allah senden razı olsun. Ben gene diyelim. Ben politik bir insanım. Millet hepimiz tanışmışız. Hepimizin ailemizde vardır öyle bir insanlar. Tamam. Hep yığılın gelin. Aeroportta ben sizi karşılayayım. Hepiniz yığılan Ziyaddin Bey'in yerine. Buradaki Ziyaddin Bey ki yoktur. Siz neden onun arkasından konuşursunuz? Neden onun kıybetini edersiniz? Neden siz onu sarılıyorsunuz? Kıybet değil ki Marina Hanım. Resimler var. O montaj değil. Gazetelerde Allah, yayınlanmış Allah, şeyler bir dakika, var. Bir dakika. Onlar da canlı yayın yapıyor. Bizim aklımızda konuşuyor. Senin Ziyaddin Bey'in de aynısını yapıyor. O benim Ziyaddin Bey'im değil. O bütün akıskaların beyidir. Senin o Ziyaddin Bey'im tüm akıskaları dünyaya bildirendir. Erdoğan'a bildirendir. Tüm dünyaya akıskaları bildirendir. Siz nani korksuz. Siz Eylül bilmiyorsunuz. Siz Eylül bilmiyorsunuz. Benim için herkes birdir. Ben akıskayım. Ben yerliyim. Türk'üm. Hırtızın kızıyım. Aslında'nın gelin. Akıskalı olsan... Terekeme birinin başa geçmesinden rahatsız olursun. Diyorsun ki bizim şenlikten biliyorsun. Bak niye öyle diyorsun? Siz Akıskalı. Terekeme Müslüman değil mi? Siz bak kardeşim bak. Demek Terekeme. Bak Yıldız Hanım bak dine. Bayağı sen bana dedin ama fark eder. Terekeme yerli diye dedi ya. Bayrağın ardında oturuyor. Sen utanmıyor musun? Sen neden insanı insandan seçersin? Niye sen seçersin? Öteki bayrağın ardında oturuyorsun. Hepimiz biz Türk'ük. Türk'ük. Bir Türkiye var. Bir de bayrak var. Akıskada %10. Siz onu batırmayın. Siz onu beceremezsin. Olaydın sen olaydın ha. Bu %10 benim şenligimi niye idare etmeliydi? %90 Akıska Türk'ü vardı. Ya tamam idare etmesinde de sıkıntı yok da. Bizim şenlige yerli diyenlere. Devam şey ağzını kapat bir dakika insan. Sen orada ağzını kapat. Amerika'ya para veriyorsun. Benim için şeylerim de bahçe düre yaptırdın. Kestirdiniz ki cekimi udomla titak diye var. Sensin pridatçı. Ağzından çıkan kelimeler.
olduğu gibi paylaştık. Hiçbir şey kesilmemiş. Sögüyersiz, sögüşüze de millet cevap tamam. verdi. Sen bayağı niye dedin ki terekeme? Sen şu an niye dedin o sözü ki terekeme? Niye başta dur? Niye o terekeme oluyor? O da Türk'tür. Onun da Allah'ı var. Marina Hanım, onun da bayrağı var. Girin hele, bakın. Marina Hanım, bakın. Terekeme derneğine girin, bakın hele sizi alacaklar mı o derneğe? Ama onlar geliyor bizim derneğin başına geçmiş. Almazsınlar. Ben alazım değil. Ben alazım, ben hasta karı evde gireceğim. Ağlayır evde oturuyorum. Ben oraya lazım, de gül. Siz kalın hayından. Oturuyorsunuz birbirinizi seçiyorsunuz. En birinci sen. Terekeme niye oturuyorsun? O hiç. Hiç kimsenin sorunu olamaz zaten. Hiç kimsenin de sıkıntısı yoktur da. Sadece bak insanlar. Tamam Marina Hanım şimdi. Gençliği. Tamam. Sen onu anamıyorsun. İnargile Hanım o diye bir bayağı yeni dedi. Tamam, niye sizin başınızda terekeme oturuyor? Bakın insan, terekemeli insan. Olsun, bahşa millet olsun. Saygım sonsuzdur. Onlar kendi çatısının altında benim ne yaparsalar yapsınlar. Benim vallahi billahi hiçbir sıkıntım yok. Sadece hani benim zararıma olacak bir şeyler yaptıktan sonra ben tepkimi koymak zorundayım. Anlatabilir miyim? Yıldız Hanım, yani o insan kitmeye gerçekten de yapma bir. Yaparak. Yıldız Hanım, siz lütfen anda... beni dinler misin? Tamam. Pasursa, pasursa 5 minut. Yıldız Karışın. Hanım gelin. Lütfen hep biz kalkın. Buraya Almatay'a gelin. Gedak datup hala ben o sözü geçek düzeltte diyemiyorum. Datut müdür, dabut müdür. Ay bir defa Sabranya'ya gittim. Hep kapılar ahısaları açık idi. Dediler ki buyurun hangi köyden kim istiyor gelin. Sabranya olacak. Orada demediler ki ben terekemeyim. Ben de Kürdüm. Ya da ben de yerliyim. Orada her hak oturuyordu. Bakın Yıldız Hanım bunlar ikisi satkundurlar evet. zaten. Biri belediye biri eledir. Bu diye ben insanı seçmeyeyim. Bu ahısa geçip diye ki terekeme niye başlıyor? Bak ben size hakaret ediyor miyim? Yani ayıp değil. Ben sana etmedim. Ben de sen bayağı dedin. Arkadaşım sen demedin mi ki? Niye terekeme oturuyorsun? Senin Ziyaddin Bey'in beni satın alamamış ki ben satılmamışım ki deme sözümü diye. O benim Ziyaddin Bey'im değil. O benim kocam ya, değil. Şey sorabilir miyim? O benim kardeşim. O bir tane ahlaka lideriydi. Tamam o toplantıda o toplantıda o masa protokol masası mıydı? O ne demek? Sizden çıktı bu. Hani, yok ben şimdi yok. Ben gerçekten de burada yanlış bir şey yapmıyorum. Sadece hani sormaya ne anlamda bilir misiniz? Hani bizim şenlikte belki başka türlü söyleniyor da protokol bir tane size taç verilmedi. Benim başıma taç koyuldu. Ben sizi kimi küzlü de görürüm. Ben sana dinleyin. Ben protokol masasını ne diye söyledim. Allah'ıma mesela biri normal, diyor ki biz Ziyaddin Bey'i seçmiyoruz. Ahısla geçir güne bak. Diyor ki diye terekeme oturayım. Kaç maat verdim ki millet soruyor. Kaç maat sana verdim onu da de ki ne kadar ki Ziyaddin Bey bana verdi ya. He. Sen de o kadar Amerika'da cemaata veri. Nesret isen bana şerattın ha. Ben de seni öyle diyorum. Ama sen onu yaptırırsın gerçek. Ama ben yok. Ziyaddin Bey hayatında beni bir defa gördü. Orada dünya elem oturuyordu. Hep kestirdin. Hep sen montaj yaptırdın. Dini boyları sen yazdın. Tamam ben o onu zaman ben bugün benim sayfama girersin Facebook'ta. Bütün senin o yayın neleyken yükleyeceğim bakarsız tamam. Ben size biliyorum. Yüklediler de. Beni attılar da. Başı da var. Kıçı da var. Nergile Hanım. Biraz ay, Allah sağ ol. O zaman otur. Sen başından biraz, sonuna kadar seyret. Ve orada gör. Seyrettim. Ben ağzımda seyrederim. Benim tamam. Öyle aklım var ki. Biri tamam. Diyor ki terekeme. O biri diyor niye sen ahıskaları övmedin de terekemeyi övdün. Ahıska gençlikte oturmuş diyor ki terekeme niye bizim başımızda dur. O insandır. Siz terekeme diyor. Terekemeyi boş verin. Sen o ikisini bunlardan sor. Terekeme kimdir? Siz gidin. Ahıska kimdir? Bunlardan sor. Bir dakika. Siz gidin. O zaman... gen diye size hırtız kızıyım, Türk kızıyım falan da, falan diye size burunla, tamam onları ya, konuşun. Burunla. Onları konuşun. Tamam Datubi boş verin, terekemeyi boş verin, Kürdi boş verin. Siz ne kimsenin yerine konuşuyorsunuz ben anlamadım ki. Gidin kendi yerine konuşun. Sen bana cevap verdin. Ben de onun sen atletini verdim. Siz kendinizi savunun ki sizin artık bilmem ne bileyim ne diyeseniz yüz yüze kim bakacak kim yok onu da ben çok merak ediyorum. Bakmayın. Derim. Bakmayın.
sorayım. Türkiye'de kim kime bakmış ki bana bakalar. Marina, benim de Türkiye'm var. Benim de bayrağım var. Benim de her işim var. Ben seni kimiz onu ona buna buna parayla satmayayım. Nargile Hanım, seni kimi ben predatör. Bakma sen de bakma. Marina Hanım, bakın. Olmaz mı? Ben diye Yıldız Hanım'la konuşurum. Bana yeter. Sessiz. Kürt terekeme yerli. Kürt terekeme yerli. Ölün onu demeye demeye. Ölün. Bugüne kadar Akskarlar bu kadar bölünmedi değil mi? Datup olana siz böyle, kadar, sen dönüyorsun. Terekeme kendi halinde, kendi hayında yaş yerdi. Yerli yani sizin de o terekemeden de o yerliler yani biz Akska Türkleri kendi halimizde yaşıyorduk. Ne biz Kürtlere karışıyorduk ne Kürtler terekemelere ne terekemeler bize ayrı ayrı yaşıyorduk ama birbirimizden de kötü de gülüyorduk. Bu Ziyaddin Kasanov geldi. Ne olduysa artık onu siz söyleyin de. Biz neden rahatsız Ziyaddin Kasanov geldi. Ziyaddin bak beni dinle kardeşim. Bak Kazakistan'da doğruyu söyleyin. Onun adı nedir? Şey ona ne diyorlar? Lakabı ne diyorlar? Ne geçiyor? Ziyaddin değil. Onun adı. Baron. 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 O olsun. Sor. Yok baron geçirigi yoktur. Hiçbir yerde bu plakatta adı baron yazdı değil. Canlı yayında bile dedin ki baron dedin ki baron. Evet Kliçka. Kendinde Kliçka var. Brigatin. Kendinde Kliçka Brigatin. Baron gizli bazlama. Çıganlar da olmuyor mi Ramil Bey? Beni gibi milletini seven olsan da. Baron kelimesi kimlerde var? Bilmem onu sende var mı? Narka baron da var. Narka baron da var. Baron kelimesi tolkan da narka baronlara verilir. Tak şu isterseniz gene de savunur. Siz gittiniz Amerikalarda paraları kazandınız. Tabii ki. Alnımızın akıyla kazandık. Amerikanın baronu da sensin. Sensin Nergile Hanım. Sensin. Sana lazım baronuz. Amerika'yı dinleme istersen eşit de diyelim de. Biz Amerika'da Amerika'da senin olsun. Benim Türkiye'm var. Tamam ben Türk'üm. Kaksa'da de gülüm. Sizi kimi Kırtızlı da de gülüm ben Türk'üm. Ben Türk'üm. Sizi kimi millete küfür etsin. Sen bir sözle yapışma. Sen benim bir küfürüme yapışma. Sen benim bir küfürüme yapışma. Karı koca evde bir yastığa baş koyar karı kocaya söker koca da anasını oğul küfür eder. Sen benim ne o küfürüme yapıştın? Ne hayır. Bizim millete o Marina Hanım şimdi kocaza, bakın herkes gelsin kendine karışsın. Sen beni onunla sen beni onunla izin dikkat. Marina Hanım ben bu konuda sizinle hani hiçbir şey Yıldız Hanım, Yıldız Hanım bu bana ben, tamam bakın bir dinleyin. Benim ne anama sökebilir ne babama sökebilir. Benim oğluma da gelip kimse anasına babasına sökse kusura bakmayın kötü bir şeyler olabilir de. Burada bir millete söktünüz. Hani ben anlayabilirim sizin hani nasıl diyeyim ağzınız alışık olabilir o kelimeleri kullanabilirsiniz. Olsun, ona hiç kimsenin itirazı olamaz. O sizin lichne vaşa diyorlar. Ama sadece hani milleti şey yapmasaydınız inanın küfür ettin küfür ettin. Ettim. Ben kendi kendime küfür ettim. Bizim her bir etmiyor. Ama işte millete küfür ettiğiniz için bu durumda. Etmedim. Etmedim. Ben 10 defa dedim. Bak Yıldız Hanım. 10 defa dedim. Sadece millete küfür ettiğiniz için bu durumda. Evet. Tamam. Tamam. Ben milletimden özür diledim. Ben dedim ki yanılmayan bir Allah. Bana lazım idi o Tinivo'yu yazdırıyor ya bu. Spiyon Amerika'nın satkını. Orada bana lazım demek ki senin anan, senin baban, sensin Ermeni. Bu ya ben prosta skazala vı. Ermenilere niye sökmediniz? Vı. Nerede mı yedi siz o kelimeler? Niye Türklere o dediler ki kırtızlı, kırtızlı Ermeni'den dönmedir. Onu, ben de dedim ki size kim yazdıysa gidin ona gidin ona söyle. İşte ben de seni onu diyorum ki beni kızdırdılar. Beni kızdırdılar. Yıldız Hanım. Bunlar Tinivo'yu halka göstermediler. Tinivo'yu bana yazdırdı bu. Bu akra alışmış halka para vermek ki Ziyaddin Bey için kötü söyleyin. Kendik ikiyüzlüdür he. Tamam da Marina Hanım. Marina Hanım. Bakın. Bakın bir şey diyeceğim. Yazı skazala gibi. Делала ошибку. Я же тебе сказала. Marina ben Hanım. Düz demedim lafımı. Sesini al. Ne yapayım sesini? Tamam bakın bakın. Sizin alma canlı... benim sesimi. Alma. Bakın, Marina Hanım sizin canlı yayınınızı beni dinleyin de
Sizin canlı yayınınızı ekran kaydı alıp paylaşmışlar, değil mi? O ekran kaydında tamam. da bak canlı canlı. Altta milletin yazdığı yorumlar görünüyor. Siz ha şimdi yalan diyorsunuz. He, görünüyor. İşte ben de onu diyorum. O, kıska. Bayazlar görünüyor. Kini boy görünmüyor. O bende hayvan da görünüyor. Bayazlar her şey. He, bayazları dünya görür, siz okuyor. Kini boy da bu yazdıran da bu. Onu ben görüyorum. Ben. Kini boy kara yazdırdı. Bayazı herkes okutturdu. O becerir o işi. O, çünkü Marina Hanım. Marina Hanım. Nargiler. Kini boy ve bayaz gibi. Kini boy gösterilene burada kim Kini boy yazıyor. Bir şey söyleyebilir miyim? Burada en kısmen yok, yok. Aynı dedi. Nargile Hanım burada 700 bin aynen. insanlar. Aynen şu an şimdi mesela aşağıda tamam burada aşağıda mesela hepsi bayaz görünüyor. Tini boy ne zaman sizde eskeri görünüyor biliyorsunuz. Mesela sen yazdın. Burada kime lazımdı? Terekeme kimdir? Yerli kimdir? Burada kime lazım değil. Ben kimseye yazdırmadım. Ben Yıldız'dan konuşuyorum. İkide bir oraya gelmel. Torun hala Marina hala. Abi Yıldız bacı desin hele ne demek dur. Ben bir bileydim ki abi Nargile sen kimsin? Ben şey demek istiyorum. Mesela siz Marina Hanım ben konuşuyorum Yıldız hani tamam. Ya Nargile, sen Amerika'da herkesi profil tutuyorsun. Var mıdır bir, yok mudur bilmem de. Nargile Hanım Yıldız ben Yıldız. Ete ya söyle. Yıldız. Ya slışın, Yıldız Hanım. Ha, ben demek istiyorum ki siz Tini boy gerisize şu anda mesela şimdi canlı yayın geliyor değil mi? Ben o kadar fazla bilmediğim için söylüyorum. Hepsi bayaz geliyor. Neden? Çünkü aşağıda şeysi polnoski ekran tümlü. Поэтому bayaz şey bayaz yazılar gelir. Sizin Tini boy dediğiniz sizin yayınınızda işte gri renginde gözükenler o nedendir? Çünkü sizin urbaz bazı yerlerde hani açık renk olduğu için o yazılar bayaz yazılar bazıları gri Yıldız gözükebilir. Hanım. Hani Yıldız Tini boy, Hanım, mini boy diye bir şey yoktur. Allah çünkü... aşkına. Aha. Orada oturup da Yıldız Hanım bak, hiç orayları söyleme. Orayı sen tanış. Bu aşağıdaki oturan Nargile Hanım var mı ya Aslan? Aslan atan. Ben yeni geldim. Ben sizi kimi kraliçede görmek için TikTok'ta. Burada Tini boyları yazar mısınız? Oy seni TikTok'un kurusun. TikTok'ta herkes oturuyor. Ne kraliçeymiş orası. Sadece Kazakistan oturuyor. Sadece Kazakistan oturuyor ha. Yeni gördük ki. Nargile Hanım. Amerika'nın predatçileri yoktur. Senin kimi predatçiler zaten olaydı. O TikTok'ta Kitay batardı. Sen Amerika'ya paraya satıp aldın. Protiv Ziyaddin Bey'e. Edir Kitay'ı alamadın. Şimdi git Kitay'ı da al. TikTok'tan da kolumu sağlık. İyi reklam ediyorsun. He, vot işte üstten aldın ki stop predatilica. Kamerayı da benim ağzıma gözüme yazdırsın. Predatil gördün mü? Canlı yayında. Predatili gördün mü? Ziyaddin Bey, Ziyaddin Bey'e ulaşan yersin. Patlı yersin, patlı yersin. Ben de patla çapla. Bostluk işareti edip de Türklere sögen gördük mü predatili? Ama ne statüs priznalo, что это ты сделала? Her bir şey, kırışotu da sen ettin. Montajı da sen ettin. Ey sözleri de keşke o toplantıda, keşke o toplantıda yanan geleydim de barabar çekileydim. Geleydi ne? Geleydi ne? Sonuç sen 200'li bazlama. O toplantıda niye oturuyordun? Derneğe neye geldin? Ziyaddin Bey'inki düşmanıydın. Haram olsun o yediğin etmek. Haram olsun Allah. Sana. Haram olsun. İyi yanlara, yanlara olsun işte iyi yanlara. Sana olsun. Ben onda videomu çektim. Ben onda videomu çektim, çıktım, gittim. Ben sizin ondaki haram lokmaza ihtiyacım yoktur. Küçükçe çıktım. Ne yapacağız? Sen hep halal yersin. Haram tabii, paranı halı kulak versin. Evvel aldım. Ziyaddin Bey'e tutuyorsun. Bana sizin politikası lazım de gör. Haramı da sensin. Yalancı da sensin. Kanlı da sensin. Terekemene yerli de birbirine çaknastır. Hakaret etmeyin. Hakaret etmeyin Marina Hanım. Hakaret etmeyin. Nargile Hanım, terekemeyle yerli. Küfürsüz de söyleyebilirsiniz. Marina Hanım bak sessize aldım. Hakaretsiz, küfürsüz. Başlangıçtan bir yani hele size aynı şeyi diyelim. Vallahi Allah sabır versin sizin yakınızdaki insanlara. Gerçek diyelim ya. Biraz sakin evet. olun. Aynen. Yıldız bacı ben size anlatayım da terekemeyle yerliğin şeyini. Gürcistan'da bizim Türkler yaşarken hani biz yerliydik. Çünkü biz belki de
Gürcülerden de övgü de gelmiş o şeye da Türk bir o şey olarak toplum olarak işte. Ve bize sonradan gelenler yerli diye isim koymuştular. Ama o söz bizde yaygın değil, sadece terekemelerin içinde yaygın sözdür. Ya ben bilmediğim için. Onlar gelme olduğu için. Yerliyim işte, öyle Türkle, bir şey değil. Ha, onlara gelmeler demiş. Gelmeler onlar bizlere yerli diyermişler ve aşın gün boyu mesela Kazakistan'da bu Marina Hanım'ın yaşadığı Kazakistan'da terekemeler arasında bölünme vardı. Bölünme derken hani milleti ayırmak için kendilerinki kendine işte Türklere yerli diyorlar. Türk olanlara çünkü bizler de hani aynı yerden geldiğimiz için ama bunların rayonu, bunların şeyi ayrıydı. Anlatabildim mi? Onlar kendi arasında aslında bize bu yerli lakabı takanlar da bu terekemeler ve diğer milletlerdir. Anlatabildim mi? Biz koymamışız bu ayrımı. Onu demeye çalışıyorum ki. Neye göre diyelim? Çünkü gerçekten bizde hani ben Özbekistan doğumluyum. Hani burada Yıldız Hanım kimdir diye de soranlar vardı. Özbekistan doğumluyum. Ancıcan'dan. Anam öğretmeniydi. Hani çoğu insan da tanıyır. Ben kendim de 10 sene öğretmenlik yaptım. Ama bizde öyle bir şey yoktu hani yok, gelme yok, çünkü, işte şeyi de o yüzden sordum. Yıldız vardı çünkü çoğunluk terekeme işte hemşini onları bunları çoğunluk olarak Kazakistan'da insanı yerleştirmişler de Türkleri Özbekistan'a. Ya kapatma benim mikrofonumu. Ne olursun? Ağzını kapatma sen otur orada ya. Ağır olun biraz yeter. Ne ağzın var benim kapatırsın da otur kalın kanlı yersin. Ağır olun yoksa çıkaracağım. Ağır olun yoksa çıkaracağım. Çıkarma. Hele kapatma çıkar. Çıkartmayacaksın. Ben de sana zeyni uyuyamayacağım ki. Siz benimle racon kesmeyin tamam mı? Ben sana razım değil. Benim raconum bak. Bak Nergile Hanım bak. Benim raconumu nasıl sen diyorsun? Benim Allah'ım var. Ben bir Allah'a attım. Siz oturursunuz bakın. Ya Allah hepimizin vardır. Böyle şey bak Aksa Gençliği dedi ki neden terekeme bizim başımızda oturuyor. Benim başımda Erdoğan oturuyor. Recep Ami oturuyor. Recep Ami oturuyor. Bayrağının da ardında bak sen oturuyorsun. Siz kendinizi Türkiye'de askalı. Türkiye'nin başında dur Erdoğan. Sizin başınızda Kazakistan şeyidir. Neydi onun? Takoyev'tür, Tokayev'tür. Bizim bir tane başımız var. Allah'ımız var. Bizim bir tane var Allah'ımız herkesin de 2 metre vatanı. Toprak ölen de mezer. Sene de dene de herkese de. Videoda diyorsunuz ki sen karıştırma orada oturup. Sen karıştırma. Sen dedin ki neden terekeme sensin seçkin. Ha tamam öyle. Siz neden mikrofonu alıyorsunuz da benim hayıma kalıyorsunuz? Sizi Allah kendi ayıza. Siz neden mikrofonu alıyorsunuz da benim hayatımı? Beddua yakaza yapışsın da yani. Ben beddua etmiyorum. Ben asla. Nargile Hanım ben bak dine Kur'an okuyorum. Namazımı ben eğer kismenin çocuğuna ölüm dilersem kendiminkine baktım. Gelsin. Ben hayatta kismenin balasında, torununda, çocuğunda bir kismeye ben karış etmem. Allah etmesin. Biz mi diledik ki? Ben sana demiyorum ki sen dileyirsin. Aşın dedin ki etmeyin, karışmayın. O bir şey eskat etsene. Dur eski dilin var ya da niznayı dili. Ben birim onu dileyim. Şey hani herkesin namazı, niyazı, dua. Tamam ayo diyor. O benimdir. Yıldız Hanım o benimdir. O hiç o burada söylenmeyir. O benimdir. Ramil, ben Said abi bir sorular sormuş da göremedim. Ya al. Abi alsana. Akılsa gençlik. Abi insanı lütfen al yukarı. Said abi yalan. Al Yuris İmran. Yok. Tek bir insan al. İsterseniz Ramil Bey ben çıkabilirim hani kimseye katmak için de. Ramil Bey kimdir? Tamam. Yıldız Hanım size tamam. Said Bey'i alayım. Yarın bir Reyn tamam, Bey kim? Tamam ben çıkıyorum. Marina Hanım. Herkese hayırlı yayınlar gerçekten de hani birbirimizi incitmeden Marina Hanım. Ben bir hani, vakit asla kisime incitmeyeyim. Haklı olabilirsiniz. Yıldız ben Hanım. Bunu tartışmam. Ben evet, asla kisime incitmem. Al etmesin. Benim ne tamam. Hakkım var hani, kimi incitmeyeyim? Gerçekten de bunu göstermelik için demeyelim. Hani beni tanıyan zaten tanıyır. Hani küfürden yana biraz şeyim vardır. O yüzden diyorum. Yoksa tamam, ben, sen, hani sizin tamam, ben konuşmaz beni ilgilendirmiyor. Sen sözünle.
Yok, ben anladım ki sen intelligentin karısın. А я просто обыкновенная колхозница. Я нет, это поняла. Нет, я тоже обыкновенная колхозница. Hiçbir şeyim yoktur. Yani hiç kimden üstünlük bir şeyim yoktur. Хоть обрада кисмей сатмадын да, хоть дурочку включила, ерли киндир, şey terekeme kimdir? Vallahi billahi дурочку не включала. Ben bunu gerçekten de merakımdan sordum. Bilgim yoktu. Abi ahıska gençliğe tanış o sene diye. O yüzden bakın ben onlardan sormadım. Ben sizden sordum. Hani onlardan soracak olsaydım zaten önce sorardım. Seni ben sana hani diyeyim mi Yıldız Hanım? De. Tamam canım benim. Dinle güzel bacım. Sistriona çıkam. Bu yerli ahıska, terekeme, o sonra hırtız, gesunda bunlar Kafkaz'da köv. Kafkaz'ın kövi. Tamam. Onlar da çobanım işte. Bu terekeme bak terk edirmişler. Kövden benim nenem ile söyledi. Onlar gedirmişler dağlara mal otar etmişler. Onlar pasibe bak na primer ahıska şeymiş. Oy neydi? Ağzur büyük şehriymiş. Asmiza evet. Rayon imiş. Sonra ondan sonra Hırtız, Gesun'da yokar ki o sonra köv nasıl ki bizim Kızılkaret, Vüçürin, Talgar ele. Onlardaki köçki yap yermişler, terk edermişler köylerini, adları kalmış terekeme, güz bağırın gedermişler Yıldız Hanım, güzün gelermişler, mal tutermişler, kırtızda balık, işte fındık, ceviz, her köyde bir iş varmış. Вот же мы все же на зеленом базаре же торговали, так и onlar. Şimdi onlar da Türktür, onların da Allah'ı var, onların da peygamberi var, onların da bayrağı var. Vallahi onlar eyvallah. Aynı bizi kimi. Tamam, şimdi bakın. Siz şey dediniz ya. Meryem Hanım. Evet, ne canım? Bakın, siz bizi yanlış burada yönlendiriyorsunuz da biz terekemeler... Sen dedin ya niye terekeme oturuyor başta? Ben de onu Yıldız Hanım'a abisinat ederim. Niye? Azerbaycan kökenlidir terekemeler. Bizler aslında ben o işleri bilmiyorum. Ben de eşit doğum diyeyim. Ben şey ya istoriyo. Bir şey diyebilir miyim? Ya istoriyo не знаю. Марина Hanım. Мне что бабушка говорила? Ben просто задеть etti. Siz dediniz ya durku включила, я дурку не включала. Ben gerçekten de bilmediğim için bazı şeylerde Yıldız hani bilgi sen el akıllı bir insansın. Sen el intelligent'na ya. Terekemeleri ben nasıl tanıyorum? Hani tanımıyordum bu zamana kadar. Ben Rostov'da yaşıyorum. Benim kızım terekemeli Dağıstan'dan bir arkadaşı vardı. Bakın arkadaşı vardı. Adı Milana'dır. Torunumun adı ne de? Onun hani o kalk. Ее честь назвали. Onun adını koyduk. Torunumu da dünyalar güzeli torunum var. Hele gene de bakın o terekemeli Dağıstanlı. Aileyle, nenesiyle, dedesiyle günübegün konuşuyorum da çok da seviyorum. Hiçbir terekemeyle hiçbir sorunum da yoktu. Sadece hani aynı olup olmadığımı değil. Ben yeni öğrendim. Neye göre? Çünkü onların gidişatı çok farklıydı. Bakın onlar bizim düğüne geldi, kızımın düğününe. Mesela biz onlarla anlaşıyoruz, konuşuyoruz. Ben Moskova'ya giden de illaki köte yıldız benim evime de gelir, yemeğimizi de yeriz. İçi yeriz de, otur yeriz de, çayımızı da her şeyimizi de. Bunu da yanlış anlamasınlar. Hani iç yeriz derken aşağıyı. Valla burada bir tane sizin ağzına yapmış şeyler. Siz anılar vodka içersin, o da var. Şey... Vallahi kendi ağzıma işte bakın sıkıntı buradadır. Kendi ağzımızdan kendimiz yanlış şeye düşüyoruz. Belki eğer bir diyeceğim. Bir diyeceğim. Bu demeyeceğim. Bakın çalıştım. Tövbe haşa. Benim anam da 40 senelik matematik öğretmeniydi. Ne içmiştir ne başka bir şey. Bunu tanıyan bilir. O ayrı bir mesele de. Sadece terekemeyle hani biz o kadar aynı olduğumuzu bilmiyorduk. Ben o yüzden bu soruyu sordum. Çünkü benim hayatımda tanıdığım terekemelerin hiçbir örf adetimizde aynı bir şey yoktur. Tabii eyvallah dinimizde aynıdır, mezhepimizde ayrıdır ve aynıdır. Onlar da mesela o tanıdığım terekemeler. Hep aynı bir insanlar. Herkesi Yıldız Hanım canım. Tamam onda sıkıntı yok. Sen zaten bir insansın. Ayrıdır, kültürümüz ayrıdır da Marina Hanım. Biz de bu i̇şte bir... o anlamda diyorum. Yani Degül. Çok aynı bir. Ayrıdır bizim derneklerimiz aynıdır. Ayrıdır. Ha ben derneğe karışmıyorum. İşte Ayşe, akışta ben o işlere karışmıyorum. Ben o lazım değil.
Bak, ben sizi kimi, ya o nedir o protokol müdür, kriminal müdürleri de bilmiyorum. Savuna savuna bir hal oldunuz, bir de ona söz diyor yok. Yok, ben herkes bir. Bak kardeşim, bak Sinoç'un, beni herkes bir. Hepimizin bir Allah'ı var. Hepimizin bir peygamberi. Ben politik ne yapacağım? Aslında siz diyorsunuz ki istola geldiniz. Zanasın ki orada insanları öldürmüşler de, herkesi doğramışlar da kriminal stol koydunuz oranın adını. Vallahi sizden ben onlara da bela lazım değilim. Marina ben onlar neyin yerim de. Ramil Bey ben çıkıyorum. Hayır tabii al. Girecek insanlar var. Aa yani. Senin adın Ramil miydi? Kayvga kaşevisidir senin adın. Kayvga, kaşavi. Kim ki birbirine geçirir herkesi. O senin adın odur. Ondan sonra senin adın olacak. Kanlı. Sen herkesi birbirine çekiştiriyorsun. Senin hakkın var benim ifirlerimi yapmak, dünyalar atmak. Senin hakkın var benim ağzıma kameraları, şey ey sözlerimi kestiriyor da senin, kötü sözleri dünyaya atıyorsun. Senin hakkın var Marina Fala bütün millete sögüm. Ah bir herkesin ben anasına babasına çocuğuna. Ben sögme. Hiç kimsenin anasına babasına sögme. Ana babayı sögmeyin. Anasının babasının ögüne gel. Biz diyorduk ki ola senin hakkın var. Ben de küfür etmemişim. Sen bana şer yatamazsın. Ben de küfür et. Sen kimi ikizli bazlama dedim. Ben paraya eleksmen satmam için. Sen kimi ne? Ya soçesti sovist nipradavala. Sen kimi? Sensiz iki yüzlü bazlama. Kaç rozaluk, kaç rozaluk çestiz var gördük ha. He, evdir ki senin var. Onun için mi senin var? Aynen. Onun için mi sen iki yüzlüsün, satkunsun? O dünyada seni çesti biz görürüz. O dünyada. Allah'ın ödünde vereceksin sudu. Sizsiz insanı insandan seçen, Terekeme'yi, Kürdi, yerli sizsiz seçen. Azerbaycan'ı siz kullanıyorsunuz işte ama herkes duyuyor. Allah seçmiş biz yok. Duysunlar. Çünkü sen onları yazdırıyorsun. Sen onları bana yazdırıyorsun. Allah diyor ki ben sizi kavimler halinde yarattım diyor. Yani Allah ile yaratmış. Onları Terekeme yaratmış. Bizi Aksa Türkiye, birini Kürt yaratmış. Babacan o da Müslüman değil mi? Allah geçemedik. Geçemedik Kürdünden, Terekemesinden. Yeter gına geldi. Yok o da Müslüman değil mi Terekeme'de? Dine hele. Aksa dine hele. O da insan değil mi? O da Müslüman değil mi? O da ya bir Allah Bismillah demiyor mi? Bak insan dur da onların da kendi dernekleri, kendi... Alsana bu Zeynel Hanım diye. Zeynel Hanım alsana. Dilleri var. O da Türkiye'de okuyor. Zeynel Hanım da Bursa'nın büyüğüdür. Alsana. Aynen, orada aynen, da o da Toşuk Kamite şu işi. Bakın bir şey diyeceğim. Marina Hanım, siz hiç hayatınızda Terekeme Derneği'ne gittiniz mi? Yok. Niye gittin diye siz? Bir. Ben anam yerim öyle. Beni dinle. Bak. Ama şimdi ben yüzünü diyeyim baştan. Yok dinle. Yok giderdim. Yok, kimse dinlemesin. Ben, Sait abi hoş geldin. Sorularım var idi kusura bakmasın. Ben çalışıyordum oğlum. Ben çalışıyordum. Sabahına 7'de gelirdim, 6'da gelirdim. Şu an ben evdeyim. Sizin hayat masalınızı başkalarına, torunlara anlatırsınız. Hala yeter. Biz istemiyoruz duymayı. Aksa Türkiye olarak ben de terekemeler. Ben ona cevap vereyim. Sen var bir şey oturur da sükür. İşte yeter de millet uca usandı sizin cevaplarınızdan. Benden yıldı millet. Senden. Yine para biraz yıl. Yine herkese para ver. Ziyadi Bey'e karşı kalkıp. Birinci sene göndereceğim. Bekle hele. Ben alalım değil. Ben seni kimi tıkan değil gülüm. Neyse de neyse. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Hoş geldin Sait Bey. Bakın bir hoş şey diyeceğim. Diyorsun. Biz yetmiyoruz ama onların derneklere, şeylere. Ben de diyelim ki bayağı siz dediğiniz kadar. Niye yetmiyorsun orada? Bir tane yerlilerdir. Geçsen akıskalardır hep orada. Yerlidir. Hangi burada yazın hele. Hangi biriz Terekemen'in derneğine gidiyoruz veya Kürdün veya diğer. Be. Bin tane insan vardı. Hepsi de orada yerli akıskaydı. 20% bizde Terekeme yoktur. Sizden çıktı. Bizde öyle iş yoktur. Terekeme yerli. Sen çıkar. Sen. Buyur Sait abi. Bu biten şey de gül. Buyur. Bir dakika. Şimdi ben burada bir şey anlamak istiyorum da. Abla da bayağı Marina Hanım'a dediniz ki sizinle şahsen bizim bir sorunumuz yoktur. Bu sözü şahsen ben bu sözü ben kınıyorum. İle yani sorunumuz ile Marina Ben mi dedim ben demedim evet. Öyle. Ben hiçbir bakım bir şey demeyeyim. Sen derken halkın dediğini biliyorsun. Ben burada diyorum ki ile sorunumuz Marina Hanım'dır. Şimdi bu konuda da diyorum. Ziyaddin Bey de gül.
Hiç benim Ziyaddin Bey burada eleştirecek, oraya gidip çıkana kadar çok sorular var. Hele orada Ziyaddin Bey konuşacak bir halimiz de yoktur. Marina Hanım'a soru şehrim. Tamam. Terekemelerin ele bir derneği var mı ki vatan ahıska derdi olsun? Ben Datupa'da, Atfibe'de, Muğamta'da arka çevireyim, gidip onların dernekte bu mücadeleye koşulayım. Var mı? Ben bir derneklere karışmıyorum. Ben Sorry sizi sorry. kimi ben Sen bilmiyorum onu demedin ki benim sana bir iki üç tane soruya göre ben buraya girdim. Haklı soru Tamam, soracağım. sen benim dilimde Haksız konuş, soru tamam mı? sormayacağım. Bak, ya biraz zaday benim dilimde, ben anlayayım, ben Bizim anlamadım orada senin dedim. Rusça dilinde var mı? söylüyorum. Biz Rusçası yok. Nasıl? orada. Nasıl? Biz Rusçası orada. yoktur Sait abinin. Türkçe He. anlamayacağım. Biz Bizim orada. kahısta söylesene. Ya Ben Sait Ermeni Bey. dilinde mi söylüyorum? Sen hangi Yok ben millettin? unutmayayım. Turetskam gavarit. Yani panimayut vse. Ben aşını ne dilde söylüyorum? Türk dilinde söylemiyorum mi? Ne Yok. söylüyorsun ya sen? Yok dilin yok. Abi sen dedin ne dernek. Kakoy dernek. Ben onu ne bileyim. Общество. Что это такое? Organizasyon. Bak bu da uca artist dog etme. Oray yemin ederim bilmiyorum. Allah'a yemin ederim. Datup Dakika gittin diyelim ki общество burada değil mi? datup var. Datup, Datup datup. gittin datup общество değil mi? İşte ha gittim ben birinci defa. İşte En o geçici sistema da gülüyor Datu. Nuhe, öbürleri nedir dedim bayağı. Aha, bu o sistema neye kulluk ediyor? Onu hiç araştırdın mı? İnsanlara. Ya Allah'ın İnsanların yarattığı neyine... kullara Said Bey. Allah'ın yarattığı kullara. Nadur şey mi duruyor? Hemen Datup'u o dünyadan mı yolladılar ki gidin de bu milleti E kurtarın? kimi o dünyada mezerden geldi ki datıp o dünyadan gele. Hele geden gelmedi ki o gele. Daha niye Ben diyorsun ki baktım. insanlar bu sen bu İnsanlara işleri yardım edeceğim. bilmeden bu Hastelere Said işleri Bey. bekle soruları al sonra cevap al. Sana dedim ki ben öyle bir biz oradan sürgün olarken Kürtler, hemşinler, terekemeler, Türkler. Biz oradan sürgün olarken bunlar olduk. Diyersiz ki biz aynı bölgenin insanları yok. Bunlar Evet. niye bize Terekeme koşulmasın? yerler Değil bir. mi? O Bir. zaman ben parmağıyla bunlar bize niye koşulmasın diyesine. Ben parmağıyla onların bir derneği göster ki onlar bu mücadeleye götürüyor ben oraya gideceğim. Ben bizimkilerin hepsine Gel, lanet okuyacağım o gel. vakti. Ahıska Dernegi da top. Kalk gel. Biz daha O topu gel. bizim Gel. Biz başkasını O işte söyleyelim. değil mi? O bizim. Şimdi o Ben terekemeyi başkasını diyesene. bilmiyorum. Terekem Sana orada sonra başka bir demediler ki soru Abra soracağım. Terekemenin dernekidir. Abra da Ben burada bir soru yerlinin sor. dernekidir. Ben burada bir şey soracağım sana. Ben burada herkesten döne döne özür isteyelim. Döne döne. Burada kardeşlerimiz, bacılarımız, büyüklerimiz var. O yüzden ben bu grubu soracağım senden. Sen dedin ki terekemeler sizi becerdi. Gerisini demeyeceğim. Sen O Türk ne? müsün? Tamam. Bak, O ne? bekle. Bekle. Nergis Bekle. Hanım'dan, Nergile Bir dakika, Hanım'dan. O ne Maria ondan Hanım. tanı? Bir nevo ki Maria bele Hanım. yazdırdı ki. Ha. Sen orada bu cevabı verdin. Ha Sana ilk önce bir sen dedim. Özür de ahıskali diledim. bir Türk kadını mısın? Büyüklerin ellerine dedim. Çünkü ben orada 10 defa dedim. Aşıp da Marina ettim. Hanım. Çünkü lazımdı Marina 16 Hanım. defa. Okçu dedim. Sen Türk bir kadını mısın? Nasıl oldu ki sen Ahıskali Türk Türk bir oldun, kadını ben mısın? olmadım? Evet, Kırtızında kızıyım. Aha. Şimdi o dedugun terekeme zat seni becerdi mi ki bu halka o sözü sen işlettin? Ben sana kaç kellem onu dedim. Kaç kellem dedim ki Adna Bukva Aşıpkı. Kaç Sen kellem? Onu da baştan ayağı şimdi aşıpkasın. Nergile Hanım'la Sen onu da baştan ayağı kestiler. aşıpkasın. Onu da kesti, screenshot Sen yaptı. Yani baştan ki ayağı Nergile demiş o aşıpkasın sözü de bak Latila sen. Hanım. Marina Hanım. Baştan ayağı aşıpkasın. Sen bir tane özür dileyip ikinci bir kelime etmeye senin hakkın yoktur. Çünkü Düz. sen büyük bir Özür. aşıkta Sen bıraktın. ne hakkın Sen var bana halk burada oturup arasında bölücülüğü haklı yarattın. öğretmeye? Senin aşıkkan hiç mi olmamış? Yanılmayan bir Allah'tır. Ya Halkıma sorarım karşı bir cezalı. tane
halkıma karşı bir tane aşipka bırakırsam benim de o haktım. Yum içi. Abi Zeynep Hanım'ı al. Al Zeynep Hanım'ı yok. Zeynep lütfen. Onu sizin yayınlara alırsınız. Marina hala bize neyin? He, sene katoru el vereni aldırmayırsın. El veren bize el veren siz ediniz. Bize el veren siz ediniz. Küfür eden siz ediniz de işte biz de işliyorduk ki belki de hatazı anlarsız bir kadın olarak da. Anladım. Ne bileyim, anladım. Basar, anladım bin defa dedim. Anladım ki o listen burada gene yazdırdım. Ben onu anladım. Beni bağırarak çok söyleyerek yani bastıramaz Marina hala. Gelin ben seni bastırmıyorum. Seni bir dünya bastıramıyor. Sen Amerika'da para halı satın alırsın da benim ne burada sana baş geleceğim. İşte Allah size baş gelsin. Bak ben ki ben aslında buradan çıkacağım. Kendi firmaya çıkacağım. Çık. Sen oraya gel. Sen kalkıdığına sana ne diyecekler. Ha. Burada Ziyaddin Bey yoktur. Siz niye adamın hayına kaldınız? Sen ben on defa bundaki yoktur. Söylemedim. Bundaki yoktur. Tamam. Ziyaddin sen ne aşıktın? Sizin hiç mi aşıkkası yoktur? Siz ne deme ona? Bir tane siz benim arkamına mı? Arkamına mı oturuyor daha siz bu halkın karşısına çıkan tamamen aşıkkasız. Alın ben size tavsiye ederim. Gidin Ziyaddin'e mi sahip çıkarsız? Datu buna mı sahip çıkarsız? Ona lazım değil sahip çıkmak. Ama abu milletten abu dilizi de çekin. Arkadaşlar ne bileyim, kanalı da takip edin. Kanalları takip edin. Bütün kanalları takip edin buradaki. Marina Hanım'ı etmeyin. etmeyin. Canınız sağ olsun. Bir şey hiç sorabilir miyim? İyi yayınlar. Marina Hanım ben Veysel. Türkiye'de yaşıyorum. Siz de gelin girin benim kanalıma şimdi beni dinleyin. Ben sizi kimi politikide görüyorum. Ben abıkına vereyim bir tane evde neneyim. Marina Hanım ben Veysel Akskalıyım ben de Ziglalıyım. Türkiye'de yaşıyorum Ankara'da. Canım sağ olsun. Ben sizi tanımıyorum. Siz de beni tanımıyorsunuz doğal olarak. Evet. Ya size biri yanlış bir şey yazıyorsa siz niye aşıkka dedim ben kardeşim. Dedim ki ben aşıkka ettim. Dedim mi? Siz hiç Türk dilini kanmıyor musunuz? Ben yeni geldim ben, dedim. Ben yeni geldim dedim de yeni geldim. Yok. Duyamadınız. Ben dedim bana lazım mıydı? Bak Veysel Bey ben onu priznayım. Bana lazım mıydı demek. Seni. А я сказала одно и то же. Сколько можно говорить? Я извини, попросил. Ben Rusça bilmiyorum da Türkçe diyorsanız sevinirim. Tamam. Одно bir işi ne kadar? Ben ne kadar şey söyleyeceğim. Bir işi 100 defa. Ben size kaç defa dedim? Orada ben kelimeyi düz konuşmadım. O ki kötü sözler ki yazıyorlara. Bak Bayaz'ı görüyorsun. Tinivoy vardır. Oradaki ben ki sana, bana lazım demek ki bak Veysel Bey, senin anan, senin baban, seni böyle etsinler, terekemeler, ayaz kazala, vıy. Güzelce konuşamaz mı? İlla ki kimsenin anasına, babasına değmek zorundasız ki ben ağlamıyor. Ha gitti. Telefon geldi galiba da döner şimdi. Telefon geldi ki çık yayından. Benim en son günde yapıldım. Ben yani halkımdan özür dilerim. Öyle bir insansın. Я перед вами не оправдываюсь. И вы для меня такой же народ, как и все. Ben de ahıskayım, ben de hırtızlıyım. Ben kendi halkımı seviyorum. Ben kendi halkıma... So, her iş kapandı. Gidin kendi hayızda kalın. Kendi işinize karışın. Kendi hayatınıza, kendi işinize. Tamam, ben politikalım. Siz de kendi hepinize gidin. Siz de kendi efirinize gidin, devam edin, küfür etmeye, bilmem ne etme. Çünkü sana kalmam istiyorum. Çünkü sana kalmam istiyorum. Benim küfürüm mü neyim mi? Sen terbiyeli ol. Ben beleyim. Ben beleyim. Sahibine ait. Yok yeter. Kendin akıllı etme. Tamam. Kendin akıllı etme. Senin gibi ben halı paranı satıp almayayım. Ben halı senin gibi birbirine satmayayım. Ben senin gibi iki yüzlü de gülüm. Yok yeter. Siz öyle birbirinizi bulmuşsunuz. Tamam, hepimiz bilin, ben ağırım, 120 kiloyum. Burada ben akıl öğretmeyin, aklınızı başınıza koyun, aklınızı gidin geldi ailelerinize. Özlü kabahatinden beter. Gerçekten. Aynen. Ne demek siz öyle siz bir... Bak hala aynısını yapıyorsun Marina Hanım. Nargile Hanım'ı ben severim, ablam gibi gördüğüm bir dur ama diyelim ki Nargile Hanım haksızdır, misal için diyelim.
Sen gene bak Nargile Hanım'a demiyorsun. Sen gene bizi düşman olarak görüyorsun. Hep biz elesiz belesiz 120 kilo. Ben de 500 kiloyum. Ne demek bu ya? Özrü kabahatinden büyük. Ben insan gibi soru soruyorum. Siz dönüyorsunuz Nargile Hanım'la tartışmaya. Siz hep biz elesiz belesiz. Siz dedi uskundur. Niye çoğul konuşuyorsunuz ya? Ya da yorum yapanların ne suçu var şimdi ki siz hep biz elesiz de belesiz de bilmem ne siz de diyorsunuz. İmkan vermiyor ki bir şey diyak, bir soru sorak veya soru sorduğunda cevap verak, onun fikrine karşılık bir şey söyleyak. Burada kaç kişi yok? Kimseye imkan verilmiyor. Marina Hanım bu Kabahatini bildiği için, suçunu bildiği için öyledir. Siz yığılmışsınız bin tane bir insan üstüne tökülürsünüz. Abla Ben ben de size sizi soru Allah'a havale soruyorum. Neden ediyorum. üst üste Ben de tökülüyorum? sizi Ben soru Allah'ıma soruyorum. havale ediyorum. Sor gel kendi ailenden. Ben politik de gülüm. De Evet, yukarıda iki ailem hakkında sokmuyor konuşma. de. Ya TRK'den kenardan sen sor. git TRKB'lerin içinde otur. Ben Akıska Türk'üyüm kardeşim. Benim hakkımda konuşma. Ben senin hakkında konuşmuyorum. Dedi o şeye bak ya. Biz sizinle mi uğraşacağız yoksa vatan peşinde mi koşacağız? Neyse sakin ol be sen boş ver. Çıkarttık zaten. Hala aile. Ne kadar yorulmuşuz ya bu Akıska Türklerinin derdi sizi ne kadar yormuş ya. Bir rahat bırakın arkadaşlar bizim terekemelerle bir alıp veremediğimiz yok. Onlar da Türktür, onlar da kardeşimizdir. Ama biz ki onlara kötülük etmiyoruz. Onların içinden Marina Hanım gibi çıkanlar ya da Ziyaettin Kasanov gibi çıkanlar da bize kötülük etmezsin. Tek istediğimiz budur ya. Kardeşim, bu neyinki terekemelerin, ne Türklerin, ne terekemelerin, ne de ki hemşinlerin. Ahıska onların derdi de gül. O yüzden diyoruz ki bize koşulmayın. Bizim bölgümüz olmayın. Bizim yolumuzda ileride gitmeyin ki sizin derdiniz Ahıska de gül. Türkiye devletinin bunca desteğine rağmen hiçbir şey edemedi. Hiçbir şey edemedi. Bir kuruşluk bir şey edemedi. Sait abi bölüyorum da bak Allah rahmet eylesin vatan yolunda hizmet eden bütün büyükten küçük herkesten de. Zaten Abi abi. Ziyaettin Kasanova verilen desteğin %1'i bak çok demeyelim %1'i rahmetli Enver Odabaşı'na verilseydi eğer ha şimdi vatanı da almıştık bütün haklarımızı da almıştık. Bak %1'i fazlası yok %1'i. Yazık ki o adamcağız Enver Odabaşı yanlış dönemde dünyaya gelmiş. A bu dönemde başımızda o olaydı var ya çoktan bütün problemler çözülmüştü. Aga teşekkürler. Ya şimdi evvela bir şey diyorlar Veysel. Diyorlar ki işte Ziyaddin Kasanov bak ne etti Türkiye'yi desteğe çağırdı. İşte bizim şenlike Türkiye destek verdi Kasanov sayesinde. Bak şimdi sen dedi o mesela Enver Udabaşıf Allah rahmet etsin. Bizim şenliğin lideridir de gerçek vefat etmiştir. Bizim şenlik için ne badireler atlatmış ne eziyetler çekmiş bir insandır. Ama Sovyetler Birliği dönemindeydi o dönem. Ve kapılar kapalıydı. Türkiye kapıları kapalıydı. Yani Türkiye Sovyetler Birliği'ne müdahale edemiyordu o zamanlar. Demir perde diye bilinen bir gerçek vardı. Ve Evet. buyur buyur. O zaman müdahale edemiyordu Türkiye. Haliyle bize yardımcı da olamıyordu. 92'de sen bir gelişini anlatsana mesela Türkiye'ye. İlk o Ben zaman başladı. O zaman Ziyaddin Kasanov mu vardı Allah aşkına? Yahudi Ziyaettin Kasanov'dan önce ben sana söyleyeyim. Aha Nargile abla Kıldeli'dir. Onun köylüsü İbrahim Gazigil. Cumhurbaşkanı ile görüşmüştür. Yusuf Serverov. Cumhurbaşkanı ile. Cumhurbaşkanı diyen de isimlerini de vereyim. Biri Turgut Özal'ıydı. Biri de Süleyman Demirel. Cumhurbaşkanı ile görüşmüştür. Ben başbakanları saymıyorum bak. Başbakanları saymıyorum. Öbürü geldi Cumhurbaşkanı ile görüştü. Bianchi geldi görüştü. Bianchi geldi görüştü. Amerika'da neredeyse Cumhurbaşkanı ile görüşmemiş adam kalmadı dernek yöneticilerinden. Ben Aynen. neredeyse adam kalmadı. Tamam mı? Hala diyorlar ki yok. Ya egri oturak doğru konuşak. Bir haber okuyorum bugün işte Ziyaettin Kasanov Aliyev'e destek çağrısında bulundu seçimlerle alakalı.
Ya arkadaş 1960'lardan beri bizim Akska Türkleri Azerbaycan'da yaşıyor. Ve Aliyev iktidara geldi ondan beri. Allah başarılarını daim etsin. Allah her zaman Azerbaycan'ı yükseltsin de. Bizlerken. Aliyev başa geldi ondan beri bizim Akskalların tamamı Aliyev'i destekliyor zaten. Yani Ziyaettin Kasanov çağrıyı yapsaydı da deseydi ki öbürüne destekleyin. Öbürüne mi vereceğiz bizim Akskallar? Ele de aynı şekilde Erdoğan için geçerli. Bizim millet Erdoğan'ı seviyor ve Erdoğan'ı destekler. Ziyaettin dese de demese de bizimkiler Erdoğan'ı destekliyor. Ziyaettin Kasanov'un zaten halkta doğru düzgün bir karşılığı yoktur. DATÜK'te çalışanlar ve onların aileleri. Bak tek karşılık bu kadar duruyor. Evet. Yayın yap yerler DATÜK'te görevli kişiler ve genir ya. Canlı yayında DATÜK'te görevli kişiler ve Yayın yap yerler DATÜK'te görevli kişiler ve genir ya. Canlı yayında DATÜK'te görevli kişiler ve Yayın yap yerler mikrofonu kapattık DATÜK'te görevli zaten. kişiler ve genir. Yani bunun ötesine geçemeyirler. Ondan dolayı vatanla alakalı ya Erdoğan bak evet Ağızka Türkleri için bir şanstır. Dış politika anlamında büyük bir şanstır. Bu şansı doğru değerlendiremedi. Hem de hani mannanım diyerek ki ele de bele de falan. Ben girdiğim süre için diyelim 3-5 dakika dur buradayım. Erdoğan yıllardır ülkemizin başındadır. Yıllardır. Ve DATÜK'te yıllardır vardır. Dün kurulmadı. Erdoğan geldiği günden beri destek veriyor. DATÜK'ün kuruluş tarihi 10 yıl. DATÜK'ün kuruluş tarihi. Türkiye Cumhuriyeti'nde toplu vatandaşlığın ilk verildiği tarih ne zaman biliyor musun? 2008 yılı. DATÜK piyasada yoktu. Diğerler hani DATÜK yaptı, DATÜK yaptı, DATÜK yaptı. Erdoğan'ın başarısını bile kendilerine yamamaya çalışırlar, almaya çalışırlar. Ya da şöyle diyeyim, Erdoğan'ın millete olan sevgisini bile kendilerine almaya çalışırlar. Hele şey olabilir mi ya? Neredeyse vatandaşlığı biz verdik diyecekler ki dediler de. Dediler de. Onu da dedi. Datu Bukkat'in şeyi desteği gördüğü işlere göre hak etmedi. Hak edemedi daha doğrusu. Yani Bukkat'in desteğe rağmen bir başarısı yok. Düşünebilir misiniz? Bir tane Datu var. Bakşa Kisma yoktur yanında. Bakşa bir tane dernek olsun da tam ona desteğini versin yoktur. Bu Datup bunu etti demeyle de gör. Datup Ziyaddin Bey ne vakit bu milleti bir araya yığarsa o vakti diyorum ki Ziyaddin Bey bu Datup'ta neyse büyük bir iş görmüştür. Datup'un yaratılışını tek Ziyaddin Bey de gör. Bunları herkes bilir. Bunları açık söylemeklerim lazım. Ziyaddin Bey'in oraya gelip oturulması yaratıcılar tarafından anlaşılmış bir başkandır. Dönem başkanlığıdır. Bunu herkes bilsin. Burada az kişi de gör. 300 kişi görüyorum ben. Bunu herhalde dünya alemde eşitsin. Anlaşılmış bir başkanlıktır. Ziyaddin Bey'in şahsen özüdün büyük bir başardığı bir teşkilat değil. Arkadaşlar Derneklerin birliğinden hazır burada herkes buradadır. Bugün akşam saat 10'da canlı yayınımız olacak yine bu sayfada saat 10'da. Bu arkadaşlar herkes burada olsun. Bugün canlı yayını alamadığımız arkadaşlar bazıları da incinmişler de kusura bakmayın. Bayağı bir konu vardı. O konuyla ilgili bir açıklık etmemiz lazım. Burada kalabalık olursak, herkesi alırsak zaten söz alamıyoruz Marina Hanım'dan. Yani bu şekilde canlı yayın olmaz. En fazla böyle 4 kişi edebiliyoruz. Onu da hani değiştire değiştire. Bana göre yanlış anlamayın. Hakkına girdiğimiz varsa da kusura bakmasın. Hakkını helal etsin. Buyurun. Herkes de sözünü söylesin arkadaşlar. Yavaştan yayından çıkak. Bugün saat 10'da tekrar devam edeceğiz. Yayın açacağız. Herkes burada olsun. Gene konuşacak bütün meseleleri. Evet. Bu dönem başkanlığını bu bizde zapt etti diyorlar. Sizde ne diyorlar? Şey Ramil Türkiye'de Aynen. İşgal, işgal. Ele geçirdi. O da ele geçirdi.
Sadece etrafına bayağıki Marina Hanım'ın tehkir ettiği adamlar kimi adamları başa geçirdi. Bırakın bu bir milleti, mesela için öz toplumunu, toplumuna küfür edeni, hatta dışarıdaki başka ülke karalayacak kadar zatları yanına yığdı. Bunu herkes bilir burada. Öz milletini aşağılayan da var. Bizim toplumun başka bir ülkede yaşayıp da o ülkeyi karalayan da var. O DATUP'un içerisindeki o yöneticilerin içerisinde. Bunlar oldukça o DATUP veten ahıskada DATUP'un D harfini yazamayacaklar. Bak DATUP'un D harfini yazamayacaklar. 46 tane ev aldılar. Avucunun içinde kaldı. Döndü millete şimdi diyor ki siz veteni istemiyorsunuz. Vatan sevgisi sizde yoktur. Vatan haini siz diyorlar. Gerisini demeyelim. Bunların başarısız bir politik yüzünden halkı destek veren devlete böyle tanıttırdılar ki halk oraya gitmek istemiyor. Halk Türkiye'yi seçiyor. Bak halk vatanını istemiyor, Türkiye'yi tercih ediyor. Hansı ki biz Türkiye'ye mecburen gidiyoruz. Mecburen seçiyoruz ki bizim ondan başka gidecek yerimiz yoktur. Çünkü gidecek yerimiz daha şey, raydan çıkmıştır. Ne bileyim benim diyecek çok sözlerim var. Sadece olarak sınır sahır yerim. Allah yardımcınız olsun. Arkadaşlar siz de son sözü söyleyin. Bugün akşam saat 10'da canlı yayınımız olacak. Burada olacak. İzin olursa Veysel ben söyleyeyim de biraz başa dönüp sonra bitirme işlerim de yani kısaca. Bak burada ne yazıyor? Bugün... Bak burada biri de yazıyor ki bak doydurmuşlar bu sözüne. Sözü kesiyelim. Nargile Hanım yazıyor ki Gruzya nam ninujna yazıyor. Bu evet. Görüyorsun. Yutturdular bu ünlü. Bugün Elşan Hoca video atmış. Bu Marina İskenderova'nın şeyde Facebook'taki yani sözde özür dileme videosunu atmış. Öyle bir 5 dakika 6 dakikasını belki de 10 dakikasını seyrettim. Oradaki konuştuğu sözlerin kelimesi kelimesine bugün o açıklama yapmış ya DATUP olarak, DATUP heyeti olarak açıklama yapmışlar ya, inanamazsız ikisini de seyredin aynıdır. Kelimesi kelimesine aynıdır. Onlar diyor ki biz o kadını tanımazız, işte oraya bütün halk gelmişti o yüzden gelmiş. Bu da diyor ki bütün işte Kazakistan çağrılmıştı bir de oraya. Yani sanki aynı şeyi yazmışlar. Kopyalamışlar, onun önüne vermişler, bir de DATUP önüne almış, onu okuyor. Yani artık demek istediğim, gene tekrarlayayım kendimi de, özürüz kabahatizden büyük, gerçi bayağı Veysel'in dediği gibi, hiç kimse artık bu sözlere kanmasın, duymayan duysun, cevabını versin, yok öyle gelip de millete hem adını kullanıp, hem hakaret edip hem küfür edip aşağılamaya kimsenin kimseye hakkı yok. Bizim de yok, onların da yok. Onların da olmasın. Şöyle diyeceğim. O yüzden son o hanımla gene diyeyim, o hanımla ilgili şöyle bir şey vardır. Para vermişler Amerika'dan, Rusya'dan, şer atamazsınız. Millete böyle olur olmaz bir şeyler uyduramazsınız. DATUP sen yaptın bu toplantıyı. DATUP sen çağırdın bu milleti. DATUP sen böyle hakaret ettirdin. DATUP sen böyle küfür ettirdin. Bu hesabını da vereceksin. Bütün bu, sözlerin, bütün küfürlerin hesabını vereceksiniz. Bu kadar. Para verme olayı için bir şey soracağım Nargile abla. Hı hı. Sana da. Yani ki örnek için diyelim ben para veriyorum Marina Hanım'a ki sen çık Akska Türklerine küfür et de biz de DATÜB'e vurak. O mantık mı diyorlar? Ne demeye çalışıyorlar para ver diye? Tamam ben para diyelim ki ben para verdim, değil mi? Ben para vermiş, hı-hı, olsam
Çıkıp da DATOB'a sövseydi ya, niye DATOB'u savunuyor? Yok, onlar ben bana benim... o mevzuya mı getirmeye çalışıyor DATOB? Ona getirmeye çalışıyorlar ki güya yok, biz o kadını yok. Veya biz demeyeyim de yani tüm toplum olarak o kadını Hı-hı. oraya çıkarıp güya ele dedirtmişok. Ki sonra nesil oluyor ki biz kendi kendimize niye sövdürük? Bu ne mantık ya? Kişi ne kendinden bilir işi diye bir söz aynen. vardır. Aynen. Ey bileceğiz, belki bilmeyenlerin yeni duyacağı bir şey vardır. Selim İskenderov yaptığı hakaret ve küfürleri ben tasvip etmiyorum ama çıktı, Ziyaettin Kasanova küfür etti, yetmedi ailesine de etti. Ki ben ailesine edilmesini de şiddetle kınıyorum. Bak, gerçekten diyelim. Yani Ziyaettin Kasanova'la benim bir problemim olabilir ama ailesiyle benim alıp verime durum yoktur. Bir ömür mutlu olsunlar. Ziyaettin Kasanova'la da problemim benim tamamen vatan askı konuları üzerinedir, milletim üzerinedir. Ziyaettin Kasanov ey bir baba ya da ey bir dede de gül diye bir cümle kullanmamışım. Ben kullanmam da. Özel hayatıyla alakalı yorum yapmam yani. Allah da bir ömür mutlu etsin. Herkesi etsin. Ziyaettin Kasanov karışık, herkesi mutlu etsin. Ve Selim İskenderov sonrasında bir iddia var, çok ciddi bir iddia. 50 bin dolar aldığına yönelik bir iddia var. Bunu zaten Sait abi de biliyor, Nargil abla da biliyor, Ramil de biliyor yani Messenger'larda konuşulan bir iddia. Ve bir kişinin adını vermeyeceğim dediği bir hoşuma giden bir cümle vardır. Ki ben bunu Selim İskenderov'a kendim de demiştim. Boşuna bana küfür etme, ben Ziyaettin Kasanov'da gülüm ki sana para verim. Yani DATÜB'ün geçmişinde Ziyaettin Kasanov'a küfür edenlerin veya DATÜB'e küfür edenlerin, bak eleştiren demeyelim, özellikle hakaret de demeyelim, direkt küfürden bahsediyorum. Zaman içinde DATÜB'de nasıl görevler aldığını veya onlar hakkında nasıl parayla alakalı diyalogların döndüğünü toplum olarak gördük, yaşadık, biliyoruz. Onun için kişi kendinden bilir işi diye bir laf vardır. Eğer o kareye para verildiyse bu para da DATÜB'ün içinden gitmiştir, bizden gitmemiştir. Yani DATÜB otursun, o kişi içinde arasın. Kendi diyeceğim konuya gelince, tanıyorduk tanımıyorduk, ben yaptığı açıklamayı silerler diye indirdim, açıkçası da izlememişim daha. Tanıyorduk tanımıyorduk bilmem ne falan istediği kadar kıvırsınlar tabiri caizse. Bu var olan bir gerçeği değiştirmez. Biz tanımıyorduk, tanımıyorduk, tanıyorduk da tanımayacağıduk, falanduk, fistanduk, onları boş versin. Samimi olan bir insan, gerçekten diyelim, samimi olan bir insan, ben mesela Ziyaettin Kasanov'un yerinde olsaydım, çıkar şu cümleyi kullanırdım. Tüm halkımdan özür dilerim, ben de bir Ağızka Türk'üyüm, tüm halkımdan özür dilerim ve ne olursa olsun, bunun sorumlusu olarak kendimi görüyorum. Gerekli bilmem neyi yapacağım. Hani yaptırım olarak. Ziyaettin Kasanov madem çok samimidir, tanımıyor der, yakını der güle, Kazakistan'da dava açsın. DATÜB olarak Ağızka Türklerine hakaretten dolayı dava açsınlar. Para için yapsınlar demiyorum bak. Ağızka Türklerinin onurunu, şerefini, haysiyetini kurtarmak için yapsınlar. Biz içindir ya DATÜB. Başkası için de güldü. Biz milletin haklarını korumak içindir. Yapsınlar. Bunu yapmayırlar. Topi nasıl şey yapıp da birinde ihaleyi bırakabiliriz. Bak bu Mansur Ellezov olayında da oldu. Mansur bana kalktı dedi ki abi bilmediğin şeyler var. Kazakistan'dan telefon ettiler. Başkanın misafirleridir. Gelenleri karşıla. Ben onun için o programa katıldım. Çıktı ve ne dedi orada? Türkiye Cumhuriyeti Kürtlere soykırım yapmıştır ve PKK haklıdır gibi bir şeyler söyledi. Mansur dedi bunları ya. Mansur Ellezov. Kimdi Mansur Ellezov? DATÜB'ün Rusya temsilcisi. Mizam çıktı ondan sonra gelen. Neler dedi neler? Ne oldu? Burhan Özkoçar çıktı dedi. Bilmem kim. Yani saymaya kalksam sabaha kadar sayayım. DATÜB'ün içinden hani bireysel küfürleri geçerim, bize edilenleri geçerim. Halka yönelik bir sürü hakaretler, küfürler oldu ya. DATÜB'ün içindeki insanlardan. Bir de gül, iki de gül, üç de gül, beş de gül. Ha, Veysel kötüydü, onun için ettiz. Ramil kötüydü, onun için ettiz. Sait kötüydü, onun için. Ulan
Bütün millet mi kötüydü ki Afrika Türklerine küfür ediyorsunuz? Yok, Afrika Türkleri kötüyse tamam arkadaş, benim adımı niye taşıyorsun senin derneğinin adında, DATÜB'ün adında benim adımı niye taşıyorsun? Kasanov Ailesi Birliği, Kasanov ailesine hizmet edenler birliği, isim önerileri, Dünya Terekemeler Birliği, koy adını arkadaş, çıkar takıska adını, istedi onu yap. Bak bir Allah'ın kulu Aksakallardan sana bir şey diyorsa gel yüzümüze tükür. Biri çıkar Kırım unu için satıldız der, öbürü çıkar Akbunlu ayakkabıyla geziyorsunuz der, öbürü çıkar bütün milletin nokta nokta der. Sonra da Ziyaettin Kasanov çıkar ya da etrafındaki şeyleri, adamları, kadınları ya da cinsiyetçilik yapmayayım. Çıkar der ki biz onu tanımıyorduk. Nefes alma için oturdu, nefes verme için oturdu, bilmem ne etti falan filan. Yani özür bile dilenmez. Şimdi Veysel Bey, bak, halkı açık medyada, açık medyada hakaret edilirse bunlar kapadandan sonra görneler değiller. Bak bizim bölgümüzde o teşkilattır. Bak onun içerisinden bayağı saydıkların, değil mi? Bak kimleri saydın, neleri saydın, halkın adına neler dediklerini saydın. Şimdi bunu açık yayında dünyaya bunlar seslendirilirse gör şimdi kapalı vaziyette bunlar bizlere neler diyorlar. Onu hiç kismaya yani tasavvur etmesini istemezdim. Ne küfür desen ederler, ne hıyanatluk, ne hıyanat desen ederler. Hatta ellerinden gelse teker teker alnımıza sıkar atarlar. Tamam. Sağ ol. Haydi size iyi yayınlar, ben çıkayım. Tamam. Biz de yavaştan. Yani kalıyoruz. Herkes gitsin de herkese teşekkürler zaman ayırıp dinlediğiniz için. Sağ ol Ramiz, sen de aldığın için. Sağ olun, teşekkürler. Afrika Gençliği takip etmeyi de unutmayın. Reklam yapayım. Afrika Gençliği takip etmeyi unutmayın. Bugün saat 10'da yayınımız olacak. Akşam 10'da. Burada olacak tekrardan. Bekliyoruz sizleri. 10.30'a kadar böyle sürebilir. Belki 10.30'da da girebiliriz. Türkiye saatinden saat 10.30'da burada olacak. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın.